Değerli konuklarımız, ekranları başında çevrimiçi olarak bizleri izleyen sevgili öğrencilerimiz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Network Söyleşileri YouTube canlı yayın etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bu etkinlik yardımıyla özellikle iktisat eğitimine yeni başlayan öğrencilerimizle tüm öğrenci, mezun ve mensuplarımıza yönelik olarak ekonomi ve zihniyet konusunu ele almış olacağız. Bugünkü İktisat Network Söyleşimizde ekonomist Doktor Cevdet Akça'yı dinleyecek ve kendisinin sunumu sonrasında siz değerli öğrencilerimizin sorularına yer vermeye çalışacağız. Cevdet Akçay Bey'i aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Doktor Cevdet Akçay, 2018 yılı Mayıs ayına kadar Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası ve baş ekonomist olarak Ekonomi Araştırmalar Bölümünün başında bulunmuştur. Orta ve lise eğitimini İstanbul Özel Amerikan Robert Lisesi'nde tamamlamıştır. Ekonomi lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden alan Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan MPhil ve doktora derecelerini almıştır. Yardımcı doçent ve doçent olarak 1992-2001 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'ne görev alan Akçay, 2001 yılından sonra Koç Üniversitesi'nden tam zamanlı öğretim üyesi olarak 2009 yılına kadar akademik hayata devam etmiştir. Koç Yatırım'da 1998 senesinde yarı zamanlı ekonomist olarak çalışmaya başlayan Cevdet Akçay, 2000 yılından itibaren Koç Bank ve Koç Yatırım'ın baş ekonomisti olarak görev almış ve Koç Bank Yapı Kredi Birleşimi'nin ardından aynı göreve Yapı Kredi Bankası altında devam etmiştir. Temel araştırma ve yayın alanları döviz kuru belirlenmesi, borç dinamikleri ve dezenflasyon olup bu konularda Türkiye üzerine yönelik çalışmaları ağırlıklıdır. Halen çoğunlukla yabancı yatırımcılara ve bankalara Türkiye ekonomisi ve Türkiye portföyleri ile ilgili freelance danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Maliye ve Hazine Bakanlığı'na da 2018 Temmuz-Kasım döneminde destek hizmeti vermiştir. Kendisine tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Programımıza başlamadan önce açılış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Sayım Yorgun'u kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli misafirimiz Doçent Doktor Cevdet Akçay, çok kıymetli hocalarım, çok kıymetli öğrencilerimiz, hepinizi en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni bir programla sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Konu başlığımız aslında üzerinde çok tartışma yaratacak bir başlık. Çünkü bir yönüyle iki kavramı yan yana getirerek bu programı hazırlamış bulunmaktayız. Bir yönüyle iktisat, bir yönüyle zihniyet meselesi ve bir de ikisini bir araya getirdiğimizde çok farklı bir boyut katacağından hiç şüphemiz yok. İktisat ve ekonomi kavramlarını zihniyetle birlikte kullandığımızda hiç kuşkusuz aklımıza yine fakültemizin çok kıymetli bir hocası geliyor. Sabri Ülgener hocamızın bu alanda yaptığı tartışmalar bize ışık tutan önemli tartışmalardan biridir. İktisadı özellikle insanlar arası ilişkiden insanla mal arasındaki bir ilişkiye doğru seyir halinde olduğunu düşündüğümüzde ve gittikçe mal ile para arasındaki bir ilişkiye doğru bir seyir aldığını düşündüğümüzde sanırım zihniyeti biraz daha sorgulamamız gerekecektir. Yine İktisat Fakültesi'nin açılış yıllarına doğru gittiğimizde ilk dekanımız Celal Sarcın çok ilginç bir tespiti var. Amiyane iktisat bilgisinden hakiki ve ilmi iktisat bilgisine doğru yol alacağız diyor. Bu fakülteye düşen de hakiki ve ilmi bir iktisat tartışmasını bu ülkenin gündemine getirmek olacaktır. Zihniyet açısından baktığımızda liberalizmden korumacılığa, sanayiden tarıma, tarımdan sanayiye ve özellikle bu trende doğru meseleye yaklaştığımızda piyasanın kontrol altında olması olmaması, devletçiliğin olması olmaması gibi çok kadim tartışmaların bu topraklarda yapıldığını biliyoruz. Zihniyet olarak bu coğrafyanın alışık olduğu anlayışın devletçilik anlayışı olduğunun da farkındayız. Ama devletçilik anlayışının ortaya çıkardığı sorunlar olduğu gibi piyasacı anlayışın da ortaya çıkardığı sorunların olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Çünkü bir yönüyle o piyasayı dengeleyecek gizli elin ortaya çıkmadığını düşündüğümüzde, bir yönüyle her arzın talep yaratmadığını gördüğümüzde, yine bu düşünceler çerçevesinde rekabetin veya rekabetsizliğin yarattığı sorunlar üzerine de kafa yormamız gerekmektedir. Kapitalizmin esasında yer alan
o sınırsız rekabet anlayışı nasıl sorun doğuruyorsa, sosyalizmdeki o rekabetsizliğin de sorun doğurduğu gerçeğini görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla bütün bu tartışmaları bir zihniyet çerçevesinde yaptığımızın farkındayız ve bugün bir sınır tanımadan bu meseleyi çok kıymetli misafirimizle değerlendireceğiz. Katılımlarından dolayı tekrar kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. En içten sevgi ve saygılar sunuyorum. Başarılı bir toplantı olmasını diliyorum. Sayın Dekanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Doktor Cevdet Akça ile Dekan Yardımcımız Doktor Öğretim Üyesi Serdar Serdaroğlu'nu İktisat Network Söyleşi için sahneye davet ediyorum. Mikrofon açtınız değil mi hocam? Tamam. Merhabalar. Bir İktisat Network Söyleşisi ile karşınızdayız. Bugün aslında yine pandemi şartlarından dolayı siz değerli öğrencilerimiz, mensup ve mezunlarımızla ekran başından takip ettiğiniz bir etkinlikle bir aradayız. Dolayısıyla yani birbirimizi özlediğimiz ama en azından etkileşimimizin devam ettiği bir dönemi tekrar idrak ediyoruz. Bugün Dr. Cevdet Akçay Hoca ile beraber ekonomi ve zihniyet konusu başlığında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hoca bugün belki ekonomiden, zihniyetten bahsedecek ama başlıkta da gördüğünüz ayrıntılar üzerine ilerleyeceğiz. Bir de bugünün bir anlam önemi var. Yani 24 Kasım Öğretmenler Günü. O bağlamda da aslında akademiyle, akademisyenlerle o tarafıyla da ilgili birazcık konuşmuş olacağız beraberce. Dolayısıyla faydalı olması dileğiyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ben hocaya sözü vereceğim ama şunun da hatırlatmasını yapayım. Bugün İktisat Network Söyleşisi'yle bir aradayız. Hepinizin sorularını bekliyoruz. Hocamızın yaptığı sunumdan sonra biz YouTube üzerinden ilettiğiniz soruları hocamıza iletmiş olacağız. Belki bir sunumdan sonra bir 15-20 dakikalık bir soru cevap kısmı da olacak. Dolayısıyla hepinizin sorularını, katkılarını, yorumlarını bekliyoruz. Hocam buyurun, daha sonra yine devam ederiz. Beraberce yürütürüz. Tamam, sağ olasın Serdar. Baştan başlıyoruz. Baştan başlayayım, galiba duyulmadı. Başlıyoruz. Hocam öyle bir ufak bir ses problemi oldu. Baştan başlıyoruz. Gitmiştim lafa. Akademisyenliği, hani akademisyenliği anlattı hocalar beni sağ olsun ama ben akademisyen değil. O zaman önce bıraktım. Bırakmayı seçtim. İkisini ama çok zor. Yani ikisini de hakkıyla yapmak her işi çok zor. Onun için bir tanesini seçmek durumunda kaldım. Bu piyasa denen bankalar tarafında araştırma bölümünde çalıştım, istihdam edildim. Ama iki tarafı da biraz gördüm. Yani ikinci tarafı daha çok gördüm diyebilirim. Akademiyi daha çok görmek isterdim ama o kadar göremedim. Ve iki tarafta da gördüm ama daha çok da gördüm. Yani ekonominin devrede olduğu, economics'in değil, yani iktisadın değil, aslında birazcık şunun da farkına vardım. Türkiye'de fazla ekonomi konuşuluyor ama pek iktisat konuşulmuyor. Daha doğrusu ekonomi konuşanların bir dolusunda yeterli iktisat donanımı olmadığını da görüyorsunuz. Böyle bir sıkıntımız var bir. Bu çok sıkıntılı bir şey elbette. Ama sonra şunu da fark ettim. Yani iktisat lafını zaten çok fazla kullanan Türkiye'de. Ekonomi departmanı deniyor mesela. Bir okul. Ekonomi bölümü deniyor. Sonra Türkiye ekonomi. Bir tanesi economics, yani dalın
ekonomik, iktisat, ilgilendiği şey de aslında ülkelerin ekonomileri. Buna benzer bir ayrı daha yine bizim dil, dolayısıyla zihniyet tarafındaki eksikliğimiz yansıtan mesela Merkez Bankası, Central Bank Monetary Policy diyoruz. Şimdi politikaya da hani ne diyoruz Türkiye'de? Politika diyoruz. Yani politikayla uğraşıyor. Adam siyasetçi iş yapıyor işte. Siyaset politika aynı şey gibi. Ama polisinin de karşılığı. Polisi çok farklı şeyler birbirinden. Biz birbirinden çok farklı iki şeyi aynı kelimeyle karşılıyoruz. Çünkü hani benim buradaki yorumumda burası gerektiğinden fazla hani isterseniz mazur bir tabiri mazur görün vıcık vıcık politics bir yer ama fazla policy bir yer değil. Ben Türkiye'de kendi alanımda devreye sokulmuş olan policy'lere baktığım zaman pek örneğini göremiyorum açıkçası. Yani Türk mamulü olan bir dizaynı olan bir policy göremiyorum. Erdem Başçı'nın zamanında hatırlarsınız bu unconventional, unorthodox package dediği şeyin onun hakikaten bir özgün tarafı vardı ve o bir policy package, politika paketi diye bakabilirsiniz ama onun dışında pek yok. Niye peki buradan çıkmıyor böyle şeyler diye düşündüğümüzde belki bunlara dair düşünme yetimiz yeteri kadar gelişmemiş diye düşünmeye başladım. Olabilir mi dedim, olabilir mi deyince de bu sefer nerelerde ne eksikliklerimiz var, niye bunları yaratamıyoruz, buralara giremiyoruz, neler etimolojilerinden de gittik. Yani kelimeler, Türkçe'de karşılığı olmayan şeyler, iktisadi analizde çok onlara kafayı takınca biraz anlamaya başlıyoruz. Yani öyle olması görmek demek değil, yanlışın niye yapıldığını anlamaya başlayabiliyorsunuz. O enteresan. Çok vaktiniz almadan şöyle hani kendim problem diye gördüğüm şeylerin bir özetini yapmaya çalıştım size. Mesela piyasa denen şey Türkiye'de çok kullanıyoruz. Market, piyasa ama gerçek piyasanın ne olduğunu tam anladığımız kanaatte değilim ben. Yani içselleştirdiğimiz kanaatte değilim. Şöyle bakıyoruz biz. Bir var olma yani existence dediğimiz var olma halinin bir piyasa için yeterli olduğunu varsayıyoruz. Fiyatların olduğu yere piyasa deriz. Bence öyle değil. Doğru fiyatların itibar gördüğü yere piyasa dememiz lazım. Siz eğer fiyatları bozuyorsanız, yani İngilizcesiyle kitaplarda, İngilizcesi okuduğunuz kitaplar, distorted prices gibi bir şey, bozulmuş fiyatlar, idare edilmiş, bozulmuş fiyatlar görüyorsanız, orası piyasa olmaktan çıkmaya başlıyor aslında. Dolayısıyla ona pek piyasa dememek lazım. İki, fiyat dediğim şey aslında bir sinyal. Yani değere dair bir sinyal. O değerleri, dolayısıyla o fiyatları doğru oluşturamıyorsanız eğer, buna en başta insan kaynağı olmak üzere, yani insanlarınızı doğru fiyatlayamıyorsanız, o zaman insanların ürettiği mal ve hizmetleri doğru fiyatlamanız çok mümkün olacak gibi gelmiyor bana açıkçası. Onun için bizim ülke olarak bir kendimize dönüp, biz hakikaten insanları özelinde, kamusunda doğru fiyatlamayı becerebiliyor muyuz diye bakmamız lazım. Doğru insanlar, doğru yerler, doğru fiyatlar aslında istihdam ediyorlar kısmına. Ben onun da çok olduğu kanaatte değilim. Şöyle bir şey var. Kontrol bizde çok hakim bir aslında hissiyat. Yani fiyatları kontrol edebiliriz. Kontrol etsek iyi olur. Kontrol ederek daha iyi bir yere varabiliriz. İnancı da bizde çok yaygın. Bu da bence çok çok sakıncalı. Çünkü fiyat öyle bir şey değil. Kontrol etmeye kalktığınız zaman intikam alarak geri gelir fiyatlar. Yani o kontrolün sürülemezlik olduğu noktasında fiyatlar intikam alarak geri gelmeye başlıyorlar. Çok yakında örneklerimiz var. 8.50'lik mesela döviz kuru. Peşine gelen işte 7.50'lere kadar inen belli bir açıklamalar vesaire tamamen sonrasında yine 7.90'a kadar gelen döviz kuru vesaire. Bu fiyatları kendi kendine oluşmaya bıraktığınız anda bunlar gitmeleri gereken yere gidiyorlar. Bunlar biraz çetrefilli meseleler ama şöyle söyleyeyim size. Bir örneğiyle yine kur herkesin bugün Türkiye'de çok ilgilendiği bir şey olduğu için. Mesela yine fiyat nosyonundan uzakta olduğumuzu anlatmak üzere rekabetçi kur diye bir şey girdi mesela. Bir söylem girdi hayatımıza. Ve bunu herkes çok ciddi şekilde aslında hani bu canım rekabetçi kur diye dalga geçiyor. Ama rekabetçi kur kavramının kendisiyle ilgili şu sorusu olmadı. Ne demek bu rekabetçi kur? Yani nasıl ölçüyorsunuz? Bunun metriği nedir konusunda ben pek bir soru duymadım. Yani hakiki bir rakta ortaya çıkmadı. Bence böyle bir şey zaten yok. Rekabetçi kur diye bence bir şey yok. Rekabetçi yatırım ortamı diye bir şey var bana sorarsanız ama kur diye mesela bir şey yok. Bunu tanımlamak zaten mümkün değil. Böyle bir tanım mümkün değil. Şöyle söyleyeyim size. Fair value deriz bazen. Denge kuru deniyor, hakiki değeri deniyor. Kurun nerede olması gerektiğine vesaire. Bunların tanımlanması şundan dolayı çok zor. Şimdi yeni iktisat okumaya başlayan arkadaşlar varsa eğer
şöyle bir girizgah yapayım onlara. Biraz çetrefilli hale belki gelecek ama işin niye imkansız olduğunu anlatmak açısından. Türkiye benzeri ülkelerde mesela, cari veren ülkeler için de aynısını yapabilirsin ama cari açık veren ülkeler bu açıklarının bir kısmını borçlanarak finanse ediyorlar. Dolayısıyla bakıyorsunuz bir ülkenin Türkiye gibi özelinde ve kamusunda bir stoku var. Çünkü borçlanmanızın bir kısmını... Şimdi böyle bir ortamda sizin fair value kurunuzda yani olması gereken değer nedir diye baktığınızda vallahi belli değil bir, iki mesele çok karmaşık şundan dolayı. Şöyle bakabilirsiniz. Piyasaların size aslında ne kadar müsaade ettiği ve sizin zaman ufkunuzu nasıl algıladığıyla çok birebir ilişkili bu. Şöyle anlatayım. Eğer bir cari açığınız varsa ve bunun bir kısmını borçlanarak finanse ediyorsanız ve bir borç birikiyorsa addedilmesi için şöyle bir koşulun geçerli olması lazım. Birikmiş olan borç yükünüzü ileride ödeyebilecek kapasitenizin olduğuna inanması lazım piyasaların, piyasa denen iktisadi agentların, ajanların. Şimdi o zaman şöyle bir şey var. Biraz matematik ama bütün bu borç stokunu aldığınızda bunun küçük eşittir olması lazım. Küçük eşittir olması lazım. İleride yaratacağınız bütün fazlaların, dış fazlalarının bugün indirgenmiş değerinin toplamından daha düşük olması lazım. Bu yaratacağınız fazla da yani dış denge fazlası temelde tabii bir dolu şey olabilir. Temelde neyin fonksiyonu? Büyüme oranınızın bir fonksiyonu. Ne kadar kuvvetli büyürseniz o kadar geri ödeme kapasiteniz olacak. Bir de reel döviz kurunuzun nasıl seyrettiğine bağlı olarak. Yani büyüme artı reel kur buradaki en önemli iki tane değişken. Şimdi bu iki tane değişkenin tanımladığı sizin bir ilerideki cari denge patikanız var. Ve bunlar flow tabii ki. Matematik problem olarak şöyle düşünün. Entegrelini alıyorsunuz. Bunun stok olarak değerini buluyorsunuz. O stokta büyük eşit olmalı borç değerinizden. Şimdi iki tane önemli değişken sağ tarafta döviz kuru ve büyüme oranıysa birden diyelim ki bu eşitsizlik tatmin ediliyor ve size sürdürülebilir cari açık veriyorsunuz muamelesi yapılıyor. Ama şöyle düşünelim. Bir bu var. İki, sizin en uzak vadeli bononuz da 10 yıllık olsun. Yani ülke olarak sizin 20 yıllık, 30 yıllık, Avusturya gibi 100 yıllık bononuz falan yok. Yani piyasalar size o kadar uzun vade kredibilite kredisi açmaya gönüllü değiller. 10 yıllık. Onun için vadeniz otomatikman daha kısa olacak. Yani o integral sıfırdan 10 yıllıksa 20'ye kadar götürürsünüz belki ama 50'ye götüremiyorsunuz. Avusturya açık veriyorsa götürür çünkü 100 yıllık bonosu var. Yani piyasanın size ne kadar zaman tanıdığı çok önemli. E niye Türkiye'nin 20 yılı yok derseniz 20 yıllığı tap etmeye çalışırsa talep gelmeyecek diye baktığı için yok. Yani bir dolu şeyi düzeltip bazı parametreleri değiştirip başka değişkenlerin alabileceği değerleri de bambaşka yerlere götürebiliyorsunuz. Şimdi aynı örnek üzerinden gidelim. Diyelim şu anda piyasalar size tamam bunlar sürdürülebilir bir açık veriyor diyorlar. Bakıyorum ben trajektoriye, reel döviz kuru şöyle meylediyor, büyümeleri böyle meylediyor. Oradan doğacak olan cari denge değerleri bugüne indirgendiğinde borcu karşılıyor. Birden bir egzojen şok yiyorsunuz. Savaş olur, işte bu Covid gibi bir şey olur, çok garip, siyasi bir kriz olur vesaire. Birden bu küçük eşittir bozulmaya başlıyor. Çünkü artık bunlar sürdüremez pozisyonda galiba diyorlar size. Çünkü entegrali artık sıfırdan 20'ye run etmiyor sizin için. Sıfırdan diyelim 5'e 6'ya aran ediyor. Öyle olduğu için o bozulan eşitsizlik tekrar düzelebilmesi için sağ taraftaki iki değişkenden birinin ve reel döviz kuru büyümeden bir tanesinin uyum sağlaması lazım. E büyüme olmuyor bu. Kur hemen tabii. Kur bir fiyat olduğu için anında reaksiyon veriyor. Yani siz de 6.70'e bunlar fair diye bakarken birden fair diye baktığı 7.90 olabiliyor. Ya ne değişti ekonomide bir şey olmadı ki falan. Ekonominin göstergeleri aynı değil. Çünkü sizle ilgili egzojen bir şoktan dolayı bir algı değişimi var ve piyasa size tanıdığı müsamahayı kısıyor. Zaman ufkunu daraltıyor, entegrali daha kısa run ediyor. Bu demek matematik. E o zaman da birden kurunuz yeni bir fair value'ye geliyor. Bu fair değil, ben bunu hak etmiyorum diyemezsiniz. O koşullarda fair oluyor. Onun için anlatmaya çalıştığım bunlar çok kaypak kavramlar. Yani yok bunlar demiyorum ama çok kaypak olduğu için tanımlamanız... Metriğini reçete gibi vermeniz pek mümkün değil. Bunu da anlamamız lazım. Onun için ben mesela eski bakan rekabetçi kur dediğinde insanların
dalga geçmesi falan pek fazla anlayamadım. Benim merakım şu oldu, niye ne olduğunu sormuyorlar rekabetçi kurum? Yani bundan ne anlıyorsunuz, nasıl tanımlıyorsunuz diye bir soru gelmedi mesela. Gelse cevabı gelemeyecek. Ha bunu ihracatçıya sorduğunuz zaman size bir cevap veriyor. Kur şöyle rekabetçi olur diyor. Ne kadar enflasyon varsa ben o kadar kur artışı istiyorum diyor. Ya o senin istediğin. O kurun fair value falan yansıtmıyor. O senin isteğin, senin isteğin ekonomi isteğiyle örtüşmesi gerekmiyor bu arada. Çelişebilir de. Onun için bir genel denge nosyonu içinde bakabilmek ekonomiye aslında belli bir donanım ve belli bir zihniyet gerektiriyor. Bizde o zihniyet bir de şöyle eksik. Herkesin kendi ekonomisi var. İhracatçının ekonomisi var. Bankacının ekonomisi var. Memurun ekonomisi var. İçine, ya bir ortak ekonomi tanımımız daha henüz oluşmuş vaziyette değil. Yani ortak kaygılar üzerinden de gidemiyoruz. Bunların hepsi zihniyetle ilgili sıkıntılar ama temelinde de şu var. İktisadi toplum pek olamama sıkıntısı var. Ben biz bezirgen toplumuz diyorum. Yani T zamanında trade etmeyi bilen bezirgen toplum burası ama iktisadi bir toplum aslında değil. Çünkü şuradan söyleyeyim. Mesela bir tane vereceğim birazdan ama şu slide'a geçip geri döneyim. Galiba burada söylemiştim onu. Evet, şurada söyledim. İki tane çok kritik kelime var. Bir tanesi intertemporal. Arkadaşlardan biri derste ne kullanıyoruz dedi Serdar, hatırlıyor musun? Dönemler arası. Dönemler arası. Şimdi ben hani dinleyen dönemler arası desem ne anlayacaklar bilmiyorum yani ama intertemporal çok önemli bir terim. İkincisi de trade-off. Trade-off için Türkçe ne kullanıyorsunuz mesela? Yani trade-off kullanıyoruz. Mesele bu. Yani aynen. Şimdi biz trade-off diye bana sorarsanız ya işte ekonomi öğretmişsin, evet, çalışmışsın. Neyle uğraştı sen deseniz hani ben derim ki ekonomi yani economics aslında iktisat. Study of intertemporal trade-offs. Yani bence intertemporal trade-offların benim açımdan analiz edildiği, tartışıldığı çalışmalara ben iktisat diyorum. Ya iki kelimenin de Türkçe karşılığı yok aslında. Intertemporal'ın da yok, trade-off'un da yok. Şimdi siz benden nasıl iktisadi analiz yapmamı beklersiniz bir Türk olarak? Eğer ben bu dilde yetişmemiş olsam çok zor bir şey. Şimdi yapamayanlarda şunu görüyorsunuz. Yani intertemporal'dan sürekli kafası çalışmamışsa, problemlerinin eğitimi sırasında sürekli karşılaştığı en önemli terim intertemporal değilse, trade-off değilse, o analizi yapmalarını beklemeniz o insanlardan haksızlık. Hocam bir araya gireyim. Belki hem seste ufak bir şey de var. Belki mikrofonla ilgili bir arkadaşlar müdahale ederler. Tamam. O arada ben de birazcık zaman kazandırmış olayım arkadaşlar. Benim ses mi kesiliyor gidiyor yani arada bir? Yani inceden arada kesiliyor muhtemelen. Yani öyle bir sorun yaşıyoruz. Onu değiştirmiş oluruz. Peki yani biz şimdi bugün ekonomiden, zihniyetten bahsedeceğiz. İkisini siz bir araya getirerek yani İngilizce işte match ederek birazcık anlatacaksınız. Bahsediyorsunuz da şu anda başladınız. Ama yani bu şöyle bir anlamada gelmeyecek değil mi? Yani işte Türkçe'de bazı iktisadi kavramların, İngilizce kavramların tırnak içinde olmuyor olması ya da bunu biz şu anda bulamamış olmamız bizim bir taraftan iktisadi eğitimi, iktisatçılığı, İktisadi analizi hiç yapamayacağımız anlamına da gelmiyor muhtemelen. Yani bunu şunun için söylüyorum. Dolayısıyla böyle anlaşılır gibi bir eğer handikapta olursak o sıkıntı çıkarabilir bize diye söylüyorum. Ama yani sizin gelmek istediğiniz yer birazcık öğrencilerimiz için de yavaş yavaş dinleyerek sonunda belki bir anlayışa varacakları bir aslında sunum bugün. Biz icra ediyoruz. Dediğin çok doğru. Buna engel hiçbir şey yok. Zaten yapıyorsunuz da siz ne kullanıyorsunuz dedim. Mesela trade-off kullanıyoruz dedim. Kullanıyorsunuz ama dediğim tabii şey şu. Bunu siz kullanacaksınız. Öğrenciler bunu duyacaklar. Bu biraz yapmak zorunda kalacak ve toplum yerinde niye bunun Türkçesi yok ki ben böyle düşünebilmek istiyorum ya düşünme ihtiyacım var. Doğduğunda böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunda mecburen karşılığında mesela trade-off için ödünleşim diye bir şey zamanında yaratıldı. Ödünleşim. Ama sokakta yani ödünleşim, paylaşım, bölüşüm falan geliyor. Ben şu ödünü verdim bak sen de bana bu ödünü ver gibi. Halbuki trade-off insanın kendi içinde yaşadığı, karanlık sürecinde yaşadığı bir şey. Yani evet, öyle olduğu biraz... için tam karşılayamıyor. Ama böyle bir şey var ve ne olduğunu anlatırken de zaten siz bunu anlatıyorsunuz. Mesela bir tane daha buraya koydum Türkçesi olmayan bir şey. Confirmation bias. Şimdi bilimde bu çok önemli bir şey confirmation bias. Evet. Yani özellikle data ile uğraşıyorsanız, veriyle uğraşıyorsanız confirmation bias çok önemli bir şey. O da şu, Türkçe'ye çevirirseniz teyit sapması falan diye çevireceğiz. Şimdi siz birine teyit sapması derseniz mermer suratınıza bakar ya hiçbir şey anlamazsınız. Çeviri, evet yani. Ama ne olduğunu anlatırsanız o zaman anlayabilir. Şimdi bunu anlaması trade-off'tan da biraz daha zor.
Şundan dolayı Türkiye özelinde konuşuyorum. Confirmation bias şu demek. Olan aklınızla dünyayı olduğu gibi okumaya çalışmak demek. Çevrenizi ve dünyayı. Yani aklınız bu kadar olur, kiminizin aklı bu kadar, kiminizin gibi bu kadar. Fark etmez. O kapasite olan, aynen. Olan aklınızı dünyayı okumakta kullanmak ve şunu yapmamak demek. Dünyayı kafanızdaki bütün ön yargılara, varsayımlara dayandırmak demek değil. İşinize geldiği gibi görmek değil. Olduğu gibi görmek, aklınızı kullanarak. Şimdi bunun Türkçesinin karşılığının olmama sebebi bana sorarsanız, benim gözlemim bu tabii ki yanlış oluyor ama ben confirmation bias'tan muzdarip olmayan Türk tanımadım gibi. Yani herkes bundan muzdarip. Herkes bundan muzdarip olunca bundan muzdarip olmama halinin ne olduğunu bilmiyoruz. Peki ne hocam tam? Öğrencilerimiz için söylüyorum. Yani Türkçe anlatmamıza gerek yok, izah etmemiz için söylüyorum. İşine gelen datayı alıp kullanmak, kafandaki öngörüye, varsayıma, ön yargıya uymayan dataya yokmuş muamelesi yapmak. Dataya hürmet edeceksin. Yani datayı olduğu gibi alacaksın, işine gelen değil, bütün datayı olduğu gibi alacaksın. Ve ön yargılarından okumaya çalışmayacaksın. Olduğu gibi okumaya çalışacaksın. Data her zaman bildiğimiz anlamda işte zaman serisi datası falan, cross section'a times data değil. Data bazen politik datadır. Sokağa bakarsın, sokakta da data var. İnsanları gözlemlersin, o da bir data aslında ama onu gözlemlerken bu confirmation bias'tan muzdarip olmadan gözlemlemen lazım. Yani yediğimiz her şeyi bu örneği veririm sürekli. Tatlı olsa dilimizde tatlı diye bir kelime olmaz. Bazı şeyler tatlı olmadığı için dilimizde tatlı diye bir kelime var. Şimdi herkes confirmation bias'tan muzdarip olduğu için olmadığı halin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bunun karşılığı dilimizde yerleşmiyor. Halbuki bilimde bana sorarsanız, özellikle ekonomi okuyoruz ya şimdi, ekonomi, ekonometri vesaire arkadaşlar. Ne önemli derseniz bence bir confirmation bias, iki conditional probability dediğimiz koşullu olasılık, üçüncüsü de law of large numbers. Yani büyük sayılar kanunu. Bu üçünü hakikaten böyle damarlarınıza nakşetmemişseniz hiç uğraşmayın derim ben. Yani dolayısıyla nakşetsinler. Nakşetsinler illaki. Yani illaki, aksi takdirde analiz yapma yeteneğiniz sıfırlanır, öyle söyleyeyim size. Bu bana sorarsanız en önemlisi. Çünkü diğer ikisini kitaptan zaten anlayabiliyorsunuz. Anlama şansınız var. Çoğu zaman anlaşılmıyor bu arada mesela. Koşullu olasılık. Çoğu zaman anlaşılmaz. Tabii. Yani koşulun ne olduğunu anlamayabiliyorsunuz çünkü. Bir örnek vardır çok meşhur. Bir felsefecinin aslında, filozofun örneği ama bu işlere falan da girmiş bir insan. Şöyle AIDS testleriyle ilgilidir mesela. Bir klinikte şunu görüyorsunuz. Klinik diyor ki testlerimizin diyor isabet derecesi %95'tir diyor. Yani buraya gelip aldığınız sonuçtan %95 emin olabilirsiniz diyor. Şimdi bu ne demek? İki tane koşullu olasılık var burada. Bir tanesi veri iken given, yani P, A bölü B diye yazıyoruz ya, probability of A given B İngilizce ama yani ihtimal, probability parantez içinde A, veri iken B. B koşulu hangisi, A koşulu hangisi? Yani şunu mu diyor bize %95? Eğer siz AIDS'liyseniz hakikaten, AIDS virüsü sizde var ise, bu veriliyse, testlerimizde %95 çıkma ihtimali midir bu? Yoksa veri olan testimizde AIDS'de çıktıysanız hakikaten AIDS'de olma ihtimaliniz midir? Şimdi bunların ikisi birbirinden çok farklı. Hatta ampirik olarak gösteriyor ki bunların biri %95, öbürü %1 kadar. Şimdi conditional probability, koşullu olasılığı anlamak da çok çok önemli bir şey. Ne koşul, ne değil vesaire. Bu ayrımları yapabilmek çok önemli. Bu bir. İkincisi egzojen, endojen. İçsel, dışsal. Bu çok önemli. Şimdi hep bunu okuyorsunuz, okutuyorsunuz siz de derslerde. Bu değişken egzojen, bu değişken. Bunu eğer iyi anlamamışsanız çok yanlış yerleri sağlıyorsunuz. Türkiye'nin başına gelen birazcık mesela bu bence. Çünkü hani biraz afaki ve abartarak söyleyeyim örneği ama şu oluyor. Bir patika üzerinde gidiyorsunuz. Bir kararlar alınmış siyaseten, iktisadi olarak vesaire falan, patika üzerinde gidiyorsunuz. Sonra birden patikadan savruluyorsunuz. Şimdi siyasi mercilerin şöyle bir seçim durumu var. Patikadan savrulduk. Ne yapacağız şimdi? Yani bizim eğer bir tasarım hatamız varsa o tasarımı atalım gitsin. Yeni bir tasarımdan yola devam edelim. Ama belki de yoktur. Eğer şok endojense tasarım hatanız vardır. Egzojense tasarım hatası yoktur. Beklersiniz. Ölür şokun etkisi, tekrar patikaya oturursunuz. Bu ikisini ayıramazsanız eğer hatası olmayan dizaynı atarsınız, yerine hatalı bir şey koyarsınız, geçmiş olsun. Endojen, egzojen, bunu da çok iyi anlamak lazım. Şimdi siyasetçiden bunu anlamasını bekleyemezsiniz.
Çünkü bu başka türlü bir donanımdan gelen bir şey. Ama siyasetçiden şunu beklersiniz. Bunu içselleştirmiş, iyi anlamış insanlar zaten etrafında var bu insanın. Böyle bir hata yapmaz diye beklemeniz lazım. Bunu Türkiye'de ben çok az gördüm belli dönemlerde. Onun dışında pek görmedim açıkçası. Böyle bir sıkıntımız var. Ama niye böyle oluyor diye baktığım zaman da bunu görebilecek nitelikte insanların çok ortalıkta olan insanlar olmadığını da gördüm. Var böyle insanlar ama görünür değiller. Yani presence visibility İngilizcesiyle var olma haliyle görünür olma hali çok farklı. Çok görünür olanların aslında daha az görünür olmasını isterdik. Var olanların gözükmeyenlere daha fazla gözükmesini isterdik. Böyle bir durum yok Türkiye'de. Biraz abartarak şunu da söylerim. Özellikle insan fiyatlamada, insan kaynağında ucuzların pahalı, pahalıların ucuz olduğu bir yer Türkiye birazcık. Yani bu da piyasa olmamasından gerçek anlamda fiyatlamayı doğru yapamasından dolayı bence Türkiye'nin. Bunlar mesela stokastik, rastsal değişken diyorsunuz herhalde değil mi Türkçesinde? Evet. Rastsal. Şimdi rastsal bir türlü rezone etmiyor benim kafamda. Bunu ne olduğunu anlatmanız lazım. Random variable, stokastik variable. Yoksa anlayamazsınız. Şimdi bunun dilde karşılığı çok yoksa, rastsalı uzun zaman sonunda tercümeden dolayı uydurmak zorunda kalmışsak, bulmak zorunda. Çünkü istatistik öğreteceksiniz, kitaplar İngilizce, Türkçe'ye çeviriyorsunuz. İstatistik biliyorsunuz ama Türkçe anlatmanız lazım. Buna bir şey bulmam lazım stokastik randıma. Ne diyelim? Bulmuşlar, rastsal. Ama Türkçesi bunun daha evvel zaten ortaya çıkmış değil. İngilizcesinden sonra yani random, stokastik düşünen kafanın yarattığı, zihniyetin yarattığı bir kavram bu. Sen o kavramı öğrendiğin zaman dilinde karşılığı olmadığını görüyorsun ve mecburen bir şey yaratıyorsun ama sen zaten onu düşünmüyorsun. Düşünmüş olsan çoktan yaratırdın zaten. Bu da bir sıkıntı. Bununla ilgili örneğin de hep şudur. Mesela bir üst düzey devlet görevlisini anlatırken de kullanmıştım bunu. Yani kafanızın stokastik çalışmaması büyük problem dedim ama siz düşünüyorsunuz değil bu. Çünkü bu hiçbir yerde olmuyor Türkiye'de. Devlet katında özelde vesaire. Bu şu demek birazcık. Yani senaryo çalışması değil bu. Birazcık daha farklı bir şey. Bir makinanız var. Buradan ineği koyup buradan sosis alacaksınız. Koyuyorsunuz ineği. Sosis gelmiyor. Ya da sosis geliyor ama inek geri gelebiliyor. Kıymaya benzer bir şey çıkıyor. Hiç görmeniz garip bir şey çıkıyor. Makine bozulabiliyor. Yani bir probability distribution var. İhtimal dağılımı var. Onun için hep şunu derim ben. Orada da yazdım bunu. Beklediğiniz şeyin çıkmaması, çıkan şeyin beklenmediği anlamına gelmez. Muadili örneği de hep şöyle veriyorum. Fed'in de böyle bir makinesi var. Fed bu taraftan 3 tane katı getirecek olan, 3 faiz indirimi getirecek olan politikaları devreye sokuyor. Bu taraftan 4 tane hike çıkıyor, faiz artırımı çıkıyor. Yani politikası 3 tane indirim üzerine çıkan şey 4 tane yukarı hike. Fed makineyi çöpe atmıyor. Makinede problem yok. Çünkü Fed buradan 3 tane indirim çıkmasını bekliyor ama 4 tane artırım çıkınca şaşırmıyor. Çünkü o da dağılımda var aslında. Tail'de belki ama var. Sıfır ihtimali değil. Şimdi kafanızı böyle çalıştırmazsanız bu makine hata deyip makineye atıyorsunuz. Peki o şey mi? Şaşırmıyor olmaları veya şaşırılmayacak olma ihtimalini göz önünde bulundurmak, makineye çöpe atmamayı ama işte sahip olduğunuz politikayı, belki öngörüleri, belki bazı işte değişkenleri tabii. değiştirmeye gerek var. Aynen o hemen yani yeni uyum sağlayıp başka bir şeyde problemin makinede olmadığını anlamak önemli. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Bizde problem makine atılıyor. Başka makine gelsin şimdi deniyor. Problem makinede değildi. Yani işte böyle bir dolu örnek var. Birkaç tanesi vereceğim şimdi sizlere anlatmak için. Yani giriş dersi almış arkadaşlarım mesela bence anlayabilmesi lazım ama şunları manşetlerde çok gördük mesela. Büyüdük ama sağlıksız büyüdük. Tüketim ve ithalat ile büyüdük. Üretime odaklanmamız lazım. Ben Bloomberg'de her gün üretime odaklanıp böyle büyümemiz lazım diye bir laf duyuyorum mesela. Ya Türkiye büyüdüyse bunun bir tek açıklaması var. Daha fazla ürettiği için büyüdü. Şimdi bunun dekompozisyonuna girersiniz. Büyümenin kaynakları nereden geldi vesaire. Yani harcamalar yöntemi, gelir yöntemi ya da büyüme muhasebesi üzerinden girebilirsiniz ama yani üretimden büyümemiz lazım, tüketimden değil denen garabeti ben gazete manşetlerinde de gördüm. Ya şöyle söyleyeyim, yönetim kurullarında, finans kurumlarının ithalatla büyümeyeceğini söylediğim zaman ve anlattığım zaman matematiğiyle yani hoca güzel konuşursun ama bir şeyi yanlış söylüyor olman lazım dendi bana mesela. Yanlış değil, ithalatla büyüme. İthalatla büyüme Türklerin literatüre katkısıdır. Yani ithalatla büyüyemezsiniz. İhracatla büyünür ama net ihracatla büyünür burada. İhracatları değil, ithalatla büyüyemezsiniz. Şimdi birkaç tane çok tipik yapılan hata getirdim mesela. İktisat dediğim şey, bu çok ortada gördüğümüz şey. Yani hitabet ve belagat
alanı ve sanatı mıdır ve muğlaklık kaldırır mı diye bir şey. Böyle bir küçük başlık koydum. Mesela şöyle bir tane görmüşüm bir zaman. Meseleye tüketim ve üretim açısından baktığımızda Türkiye tüketerek büyümüş gibi görünmekle beraber bu tüketimi yapabilmek için üretimini de artırmış olduğu açıktır. Tüketim olmadan üretim, üretim olmadan yatırım olmaz. Şimdi ilk iktisat okumuş arkadaşlar, ilk senelere falan filan bakıp, ya evet yani iktisadi bir şeyler söyleniyor burada, olabilir falan filan. Eğitimini almamış insanlar, tabii canım diyecekler mesela buna. Biraz bakalım, hakikaten böyle mi diye baktığımızda şimdi tüketiminiz artarken üretiminiz azalmış olabilir. Tüketim harcamaları artarken üretim azalmış olabilir. Yani bir ülkenin, yazdım oraya daha da açık olsun diye, milli geliri düşerken tüketimi artıyor olabilir. Bu birincisi. Tüketiminiz azalırken de büyüyebilirsiniz. Tersi de mümkün. Yani açık falan değil. Hiç açık falan değil o söylenen şey. Bu tüketim yapabilmek için üretim artışı açık. Hayır. İtalyan mesela tüketiminizi arttırdınız. Çünkü tüketim dediğiniz yani Y eşittir. Şöyle yazayım isterseniz şuraya. Birkaç şeyi yapmak durumunda kalacağız çünkü. Hani şu derslerinizde gördünüz. Meşhur denklem. Yani bu denge koşuldur biliyorsunuz. Bunu eğer identity'ye çevirmek istiyorsanız artı change in inventory, stok birikimini koymanız lazım. O zaman 3 tane burada şey olur. Eğer denge istiyorsanız bu zaten dengede sıfırdır. Bu ikili olur ama şurada C dediğiniz tüketimden kastedilenin bu olduğunu varsayalım. Bu şöyle bir şeydir. Bunun 2 tane komponenti var. CD artı CF. D domestik yerli, F foreign yabancı. Yani tüketiminizin 2 türlü kompozisyonu var. İçeride üretilmiş malların tüketimi, dışarıdan ithal edilen malların tüketimi, bunların toplamına C diyorsunuz siz kitapta. Ama bu aslında iki tane komponenti var. Dolayısıyla bir ülkede şu oluyor olabilir. Bu C bir yıldan öbürüne çok fena artabilir. Ama kompozisyonuna baktığınızda CD azalmıştır. CF çoğalmıştır. Toplamda da bu artmıştır. Daha çok tüketiyorsunuz ama büyümenize katkı yapan bir tüketim büyümesi değil bu. Büyümenizden çalan bir tüketim büyümesi. Neden? Çünkü içeride üretilen malların tüketimi azalmış. Dolayısıyla burada açık olan falan hiçbir şey yok aslında. Hiç açık değil. Bu böyle değil. Şimdi ikincisi, tüketim olmadan üretim, üretim olmadan yatırım olmaz. Teker alalım. Tüketim olmadan üretim olmaz. Olmaz mı hakikaten? Yani aşağıda bakkal matematiğiyle vermeye çalıştım birazcık size. 5 üretip 10 tüketmiş olun, 3 üretip 8 tüketmiş olun, 7 üretip 12 tüketmiş olun. Bunların hepsi olabilir aslında. 0 ile 5 arasında ki örnek bir farkı yok bunların aslında. Ne yapıyorsunuz? Aynı miktarı dışa çık vermek durumundasınız. Yani tüketiminiz üretiminizin çok üzerinde olabilir. Yani tüketmeden üretim olmaz diye bir şey yok. Tüketmeden üretim olur. Üretim olmadan tüketmek de olur. Onun da örneğini verdim burada. Yani tüketmeden de büyüyebilirsiniz. Hipotetik olarak şöyle düşünün. Bir dolu tüketim ve yatırım malı ürettiniz ekonomide. Bunlar sürekli üretiliyor. Deli gibi ürettik. Fakat bunlar raflarda birikiyor. Tüketmiyoruz bunları. Şimdi büyüdünüz mü bu durumda? Evet büyüdünüz. Çünkü bu mallar arabalar assembly line'dan, o üretilen şeyler fabrikalardan çıkıp marketlere, galerilere şöyle gittiği anda siz zaten büyüdünüz. Onlar satıldığı anda bir de tüketim artacak. Yani inventory building'den tüketim tarafına gidecek ama olan milli gelir aşağı orada çok düşük. Servis geliri orada olacak işte vesaire. Onu satanın kârı falan ama esas milli gelirin büyümesi, mal üretildiği anda zaten büyüyorsunuz. Tüketilmesi gerekmiyor. Dolayısıyla tüketmeden de büyüyebilirsiniz. Fena de büyüyebilirsiniz. Bir de en sonunda bir tane soru sordum. Hepiniz isterseniz bunu düşünün, cevabını ben vermeyeyim size. Bir ekonomide aslında tiyosunu da verdim size. Tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamu harcamaları artarken bir yıldan öbürüne, reel tabii ki bunlar, bildiğiniz milli gelir muhasebesinden bahsediyoruz. İhracatta basitlik anlamında değişmiyor varsayalım. Böyle bir ekonomi küçülebilir mi? Yani daha az tüketiyorsunuz, daha az yatırım yapıyorsunuz. Pardon, daha fazla. Tersini de düşünebilirsiniz tabii ki. Daha fazla tüketim yapıyorsunuz, daha fazla yatırım harcaması yapıyorsunuz, daha fazla kamu harcaması ve ekonomi küçülüyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bir düşünün. Böyle şeyler düşünmekte büyük fayda var. Şimdi birkaç tane daha örnek vereyim ben size. Muğlaklıkla belirsizlik aynı şey değildir diye anlattım burada. O da şu. Yani iktisat çok fazla muğlaklık kaldıran bir şey değil. Uncertainty, belirsizliği o anlamda kullanıyorum, çok kaldırır. Ama muğlaklık kaldırmaz. Yani belagat çok kaldıran bir şey değil. Mesela şöyle bir şey daha gördüm. Bunu bir yerden verbatim quote ediyorum. Yani olduğu gibi alıp
Bunların hepsi akademik insanlar bu arada bunları söyleyenler. Beşeri sermayenin kalitesi artmadıkça fiziki sermaye artsa da verim düşer. Yani beşeri sermaye çok önemli bir şey, hepimiz biliyoruz bunu. İlla ki bunun daha iyi olması lazım, bunu da biliyoruz. Böyle bir temennimiz de var, bunu da biliyoruz. Ve diyoruz ki beşeri sermayenin kalitesi artmadıkça fiziki sermaye artsa da verim düşer. Sizce? Ben şöyle derim, bakalım derim. Bakalım, nasıl bakacağım? Ya bunu bir dökebilmem lazım benim, denkleme bir şeye döküp bakmam lazım. Çünkü böyle afaki ben bunu göremiyorum derim. Onun için iktisada şöyle bir dil diye birazcık lisan diye bakın. İktisat aslında hikayeyi denkleme dökebilmeniz gereken bir alan. Bunu yapamıyorsanız aslında iktisatla uğraşamazsınız. Benim rahmetli tez hocam şunu söylerdi. Hatta bize şunu yaptırdı zorlan. Kalk tahtaya der, doktora da bu Amerika. Kalk tahtaya derdi. Sana bir hikaye anlatacağım şimdi derdi. Böyle 5-6 cümlelik bir hikaye anlat. Bunun denklemini yaz bana derdi. Tabii yapamıyorsunuz, çok zor bir şey. Şuradan başlayalım derdi. Sana bir tane denklem veriyorum derdi. Denklemi yaz der. Denklemi yazardık. Bunun hikayesini anlat bana derdi. Onu becerirdik. Yani denklemi görüp hikayesini anlatmayı becerebiliyorsunuz bir yerden sonra ama sana hikayeyi verdim, bana denklemini yaz demek o zor bir iş. İkisini de yapabiliyorsanız çok iktisatçı olursunuz. Ben onun için değilim çok iktisatçı. Yani ikisini birden yapanlara da tabii ki hayranım ama o anlamda iyi bir iktisatçı değilim. Çünkü ikiniz zor bir iştir. Yani kafada bir tahayyül olacak, bir şey göreceksin. Ya ben bunu bir denkleme dökeyim demek, zaten makale yazıyorsunuz böyle yaparak ve hakikaten iyi bir makalesi basıldığı yerlerde belli zaten vesaire. Şimdi bunu görmüşsünüzdür ikinci sınıfsanız, değilseniz görmeniz belki ama en basit bildiğimiz üretim fonksiyonu. Şimdi buradan şunu göstereceğim size. Verimlilik denen şey yukarıda, verim düşer dediği şeye bir bakalım acaba nasıl oluyor diye. Buraya koymak yerine bazen yazarken daha iyi görürüz diye özellikle tahta istedim. Yavaşça onu üstünden giderek anlatalım. Bu Cobb Douglas dediğimiz constant return scale, yani ölçüye sabit getir üretim fonksiyonu. Hani en basitinden diye aldım ben size bunu. Şöyle Y dediğimiz üretim, output yani İngilizce üretim. A sabit katsayı, toplam faktör verilmeyi bunun üstünden tanımlanacak zaten. K kapital sermaye alfaya, H çarpı L de 1 eksi alfaya. Sabit getiri biliyorsunuz bu toplamların 1'e eşit olması. Alfa 1 eksi alfanın sabit getirinden. Şimdi H dediğimiz şey de L, labor yani istihdam, emek. H de aslında emeğin kalitesi. Yani verimlilik diye bakmayın. Emeğin her bir birimin, yani şöyle olur. 10 birim emeğiniz var mesela. Bu katsayıda 1.2. Yani 12 emeğiniz var gibi. Birden emek sayınız değişmiyor ama olan emeğinizi çok daha iyi donatıyorsunuz. Bir şeyler, beceriler, öğretiler koyuyorsunuz. 1.2'den 1.7'ye çıkıyor. Bu ne demek? 10 tane çalışanınız 17 çalışan gibi. H öyle bir katsayı, öyle bakın buna. Şimdi verimliliği tanıyalım buradan. Bu tabii ki bunu H'nin 1 alfa kuvveti çarpı L'nin 1 eksi alfa kuvveti diye yazabilirsiniz. Verimliliği tanım. Verimlilik ne? Kişi başına, çalışan başına ürün. Verimliliğin tanımı bu. Yani buna ne olacağına bakacağız. Y bölü L diyelim. Bu da A K alfa H'nin 1 eksi alfası. L'nin de bu H bu arada L gibi gözükmesin. Küçük H bu. L'nin de bu 1 eksi alfaydı biliyorsunuz. 1'i gitti. Eksi alfası kaldı kuvvette. Şu ikisini birleştiriyoruz. K ve L'yi birleştiriyoruz. Bunu A çarpı K bölü L'nin alfa kuvveti diyoruz. H'nin de 1 eksi alfa kuvveti. Bu taraf nedir? Y bölü L. Yani emek başına düşen üretim miktarı. Buna da küçük y diyelim. Bunun artması verimlilik artışı demek. Yani bir kişinin, bir emeğin ürettiği ürünün sürekli artıyor olması verimli artıyor olması. Yani verimlilik buradan geliyor. Şimdi şunu yapacağız. A çarpı şuna da küçük k diyelim. Bu da nedir? Her emek başına düşen sermaye miktarı. Çünkü o ne diyordu? Beşeri sermayenin kalitesi artmadıkça fiziki sermaye artsa da. Fiziki sermaye burası. Yani emek başına düşen fiziki sermaye. Bu artsa da diyor, beşeri sermayenin kalitesi artmadıkça verim düşer diyor. Bakalım, bakalım. A küçük k'nın alfa kuvveti, H'nin de 1 eksi alfa kuvveti. Şunu yapacağız, doğal logaritmasını alacağız. Elenini alacağız yani buradaki her şeyin. Elen küçük y, elen a, artı alfa
ln k artı 1 eksi alfa ln h. Bunun da türevini alacağız. Yani zamana göre türevi derseniz birim zaman başına değişikliğini alacaksınız. Yani d ln y dt'yi alacaksınız. Bunun hepsinin d ln y dt'sini alırsanız bu da d dt'si. Bunun alfa çarpı d ln k zamana göre dt'si. 1 eksi alfa d ln h'nin dt'si. Bu nedir biliyorsanız, bilmiyorsanız da burada söyleyelim. Doğal logaritmanın zamana göre türevi yüzde değişim demek. Bu da size şunu söylüyor. Yüzde değişim diyor. Yüzde değişim küçük y'deki eşittir. Yüzde değişim a'daki artı alfa çarpı yüzde değişim k'daki artı 1 eksi alfa çarpı yüzde değişim h'deki. Matematik bunu söylüyor size. Şimdi bunun üzerinden gidelim bakalım burası bize ne söylüyor. Buradaki. Şimdi beşeri sermaye kısmı şu. 1 eksi alfa çarpı yüzde değişim h. Diyor ki bu artmadıkça diyor. Bunu sabit varsayalım. Bu artmadıkça fiziki sermaye artsa da verim düşer. Fiziki sermaye neresi? Burası. Bu artmıyorsa diyor sabitse. Bu artsa da verim düşer. Yok artıyor. Hatta şöyle bir şey bile diyebiliriz. Beşeri sermayenin kalitesi düşüyorsa, yani burası eksiyse, şu beni aşağıya çekiyorsa, eğer fiziksel sermaye artıyorsa, ben verimliğin arttığını görebilirim. Tersi de mümkün. Bu düşerken bu artıyorsa, bu artarken bu düşüyorsa, hatta ikisi de mesela biraz düşsün. Fiziksel sermaye de biraz düşsün, beşeri sermayenin kalitesi de biraz düşsün. Eğer toplam faktör verimliliği, TFP dediğimiz İngilizce, siz toplam FV diyorsunuz herhalde, TFV diyorsunuz. Bu artıyorsa yine buranın artması mümkün. Yani burada bir belirsizlik var. Ama belirsizlik şunu söylüyor. O kadar enteresan kombinasyonlar var ki ben sol tarafta ne olacağını bu sağdakiler üzerinden bunlara ne olduğuna bakarak okuyabilirim ama böyle afaki bir laf iktisada sığmıyor. Şimdi bu ilk duyduğunuzda size tabii canım beşeri sermaye çok önemli. O artsa da bu artmazsa düşer verim. Yok öyle bir şey. Şimdi iktisat bunu kaldırmıyor. İktisat belirsizliği çok kaldıran bir şey ama böyle muğlaklıkları kaldıran bir şey değil. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bunu iktisatçıdan duyduğunuz zaman sıfırlamanız lazım. Yani böyle bir şey söylemiyor olması lazım iktisat eğitimi görmüş olan bir kişinin. Çünkü bunu görmenin bir yolu var. İktisat bu kadar afaki bir alan değil. İktisatın metrikleri var, bazı metrikleri. Bir şey daha söyleyeceğim. Size daha evvel konuştum ama bazı estimation'lar yapıyorsunuz. Hoca İngilizce konuşma diyorlar bana. Cevdet Akçay biraz Türkçe konuşsun. Ya bir takım regresyonlar yaptım, bir takım estimation'lar yaptım diyorum. Estimate'in Türkçesi ne? Değil. Tahmin de değil. O forecast, predict. Tahmin ettiğiniz şeyin ne olduğunu bir zaman görüyorsunuz. Doğru mu yanlış mı tahminin biliyorsun. O da şuna benziyor yani böyle böyle olsa olsa enflasyon olsa olsa 15-20 olur demeye benziyor. O da değil. Estimate'in Türkçesine yok. Niye yok? Şundan dolayı yok. Çünkü estimation aslında bilimsel yöntemlerle gerçeği bilemeyeceğinizi bile bile giderek gerçeğe yaklaşma aslında hevesi, isteği. Bu çok gayri Türk'i bir şey. Türk bilmek zorunda bir zaman. Bilemeyeceksem niye uğraşayım diyor. Yakınlaşmak için uğraşıyorsun, kafayı kırıyorsun. Çünkü bilemeyeceğini bile bile üzerine gidiyorsun. Bu estimation. Ve bu çok meşakkatli, zahmetli bir şey. Giderek daha yöntemlerle bunu yapmaya çalışıyorsun. Şimdi bu yok bizde. Bu olmadığı zaman estimate'in dilinizde karşılığı yoksa iktisadi analiz ne kadar bekleyebilirsiniz? Şimdi geri döneyim ben size. Şunu da söyleyeyim mesela. Burada. İktisat neden aslında çok zevkli, eğlenceli ve hakikaten biraz sihirli bir daldır onu söyleyeyim size. Hamaset goy goy gençlerin tabiriyle çok fazla geçiyor ama bunu da kaldırmaz. Mesela zorunlu profesyonel askerlik mevzu. Türkiye'de bu hep bedelli oluyor mesela askerlik. Ya bedelliyi çok yaygınlaştıralım artık isteyen bedelli olsun, profesyonel orada olsun. Bunu duyduk mu daha? Duyduk. Bununla ilgili bir analiz gördünüz mü? Yani niye zorunlu olması gerekiyor ya da niye bedelli olması gerekiyor? Gerekiyor anlamında bir analiz gördünüz mü? Görmediniz. Hepiniz ya gördünüz ya göreceksiniz. Talep eğrisi, arz eğrisi. Arz eğrisini alın.
arz eğrisinin altındaki alanın ne anlama geldiğini iyice anlayın, içselleştirin, onun bir integral olduğunu aslında anlayın. Ondan sonra şunu ispatlamanız mümkün, şunu ispatlamanız mümkün. Zorunlu askerlik her halükarda refah kaybı yaratan bir şeydir. Çok 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 mucizevi bir durum dışında, muazzam bir rastlantı dışında ki olması imkansıza yakın, zorunlu askerlik her zaman toplumsal refahta kayba yol açar. Ama şunu diyebilirsiniz, ben bu refah kaybını biliyor, görüyor olmama rağmen yine de zorunlu olması tercih ediyorum şu yüzden dersiniz. O bir siyasettir, onu anlarım. Ama hiç kimse zorunlu askerliğin iktisadi açıklamasını profesyonele karşı yapmazken bütün konuşmalar hamasetle goy olur. Bunu siz iyi bir ikinci sınıf öğrencisiyseniz ispatlayabiliyor olmanız lazım, öyle söyleyeyim size. Merak edenlere yazıyı da yollarım isterseniz. Yazdım ben bir zaman çünkü bunu. Hep bu konuşulduğunda kimse bundan bahsetmiyor dedim mesela. Bu bir. İki, yapısal reform. Bunu çok duyuyor musunuz? Mesela işte ne yaptı? Merkez Bankası faiz artık yapısal reform. Nedir abi yapısal reform? Yani siz ne anlıyorsunuz yapısal reformdan? Nedir mesela yapısal reform? Ben Türkiye'de niye yapısal reform yapılamadığını anlatıyorum. Sebebi de şu, yapılması çok zor. Çünkü onun birincil koşulunun, öncül koşulunun burada olmadığını görüyorum ben. Nedir o? O şudur. Şöyle düşünün. Yapısal reform, iki tane kelime var. Bir yapı, iki reform. Reform ciddi değişiklik demek. Her reform yaptığınızda bir değişiklik devrede demektir. Ve her değişiklik statükoyu sarsar. Yani şunu yapar. Statükoda bazılarına dokunur, bazılarına faydası olur. Yoksa her gün reform yaparsınız. Yani yapacağınız reform herkese yarayacaksa eğer, herkese yarayacaksa her gün reform yaparsınız. Reform yapamama sebebiniz, yaptığınız reformun bazılarına yarayacak, bazılarında zararı olacak olması yüzündendir. Bu yüzden reformdan önce şunu yapmanız lazım. Siyasetçi gibi düşünün, yanınızda bir uzman ekibiniz var, şunu yapıyorsunuz. Çıkıyorsunuz diyorsunuz ki, şu reformu devreye sokmak istiyoruz. Ve bu reformu soktuğum zaman ben, bir cross section, iki time series, Türkçe yardım edin biraz kusura bakmayın, time series zaman içinde, cross section'da belli bir zaman kesitinde, yani yatay, öbürü dikey diye bakın, toplumsal segmentler şunlar, isterseniz gelir dağılımı olarak bakabilirsiniz, alt %20, tepedeki %20'ye kadar 5 tane gelir grubu, başka türlü tanımlayabilirsiniz, bir toplumsal sekt tanımı yapacaksınız ve diyeceksiniz ki, bu reformu devreye soktuğum zaman, T zamanında bu %20'lik dilimler şöyle etkileniyorlar. Alttaki %20'lik fena halde faydalanıyor. Yukarıdaki %20'likler fena halde bir zarara uğruyorlar. Fakat bu T zamanında ben T artı 1, T artı 2'ye geçince buradaki kazançlar zaman içinde normalleşmeye başlıyor. Ve başta kayba uğramış olan tepedeki iki tane ve ortadaki de ufak ufak kazanmaya başlıyorlar. Ve ben diyelim bu 8 dönemlik bir reform diye bakıyorsunuz buna. Bu 8 vakit olur, yıl olur, şu olur fark etmez. Bunun sonunda bütün bu kazanç kayıpların bugüne indirgenmiş değerlerine, present discounted value değerlerine baktığımda kazanç kayıp da hiç kimse kayıp da değil. En kötü durumda olanın kazancı yok ama hiç kimse kayıp da değil. Ya da herkes biraz kazanıyor ama şunlar çok şunlar az ama kaybeden kimse yok. Bu reforma sadece 8 sene benle beraber gidin ya da 8 vakit benle gidin diyeceksiniz. İkna edeceksiniz, insanlar anlayacaklar ve ya kabul edecekler ya reddedecekler. Ya var mı bunun örneği? Var. Obamacare mesela en yakın. Amerika'daki sağlık reformu. Büyük kavgalar koptu. Büyük kavgalar. Çünkü o reformun devreye girip herkesin sağlık sigortası olması yüzünden zaten olan bazı insanlar zarara uğradılar. Kapsam zararına uğradılar. Yani o reform bazıları için iyi, bazıları için kötü. O yüzden sokması devreye bu kadar zordu. Yoksa bir sağlık reformu yapıyorum, herkesin işine geliyor desen işte tartışma olmaz zaten. Bunun üzerine Amerika'da tonlarca makale yazıldı. Kapışmalar oldu. O oldu, bu oldu. Sonunda Obamacare geçti. Ama tartışılmadan olmuyor bunlar. Biz Türkiye'de böyle bir tartışmayı hiç görmedik ve ben hep şunu söylüyorum. Ben bir tane yapısal reformla ilgili bir Excel sheet görmedim ya. Analizi bırakın. Excel sheet yok yani. Bu goygoyla, yani hamasetle, belagatla olacak olan bir şey değil. Bunlar analitik olarak tartışılması gereken şeyler. Bunların estimation'ları yapılıp İnsanlara anlatılıp, ikna edilip, tartışılıp, kavga edilip gerekirse ancak öyle devreye girmesine gereken şeyler mümkün değil. Yani bunların hiçbirinin olduğunu görmediğimiz bir bezirgen toplumdayız, onu söylemeye çalışıyorum. İktisadi toplum olsanız bunların hepsini görürsünüz.
Yani siz sanıyorsunuz ki Amerika'da askerliğin mesela profesyonel olması, ordunun profesyonel olması hiç tartışılmamış bir şey. Çok tartışıldı, muazzam tartışıldı. Ve orada bunu yarattığı en azından akademik ve siyasi çevrelerde çok bilinen bir şey. Çok bilinen bir şey. Bizde konuşulmuyor bile. Çünkü kimsenin aklına bile gelmiyor zaten. İnsanların aklına gelmediği zaman da çok fazla suçlayamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Çünkü onu aklına gelecek olan bir zihniyet hakim değil toprağa. Öyle bir sıkıntı var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok şey var, çok sürecek, onun için yavaş yavaş geçeceğim. Bu rektör meselesine çok fazla bulaşmak istemiyorum ama yani akademideyiz meğerse. Hani tartışmanın yanlışını göstermek açısından. Şöyle bir şey oldu, bazı rektörlere çok yüklenildi mesela. Bir tane yayını bile yok, nasıl rektör oldu diye. Şimdi oradaki varsayım şu, en akademik olarak eğil insanların rektör olmaya en çok hakkı var gibi görülüyor. Şimdi şöyle düşüneyim, siz misafir ettiniz daha evvel Ufu mesela, Ufuk Akçiğit'i. Evet. Ufu rektör yapmaya kalksız yönetiyor Chicago'ya, olacak iş değil yani ama en istemeyecek insan kimdir? Kendisi. Kendisidir. Yani siz en verimli akademisyeni rektör yapmaya kalkarsanız en büyük garabeti aslında devreye sokuyorsunuz. Ama bizdeki tartışma öyle gidiyor. Bu insanların bir talebinin yayını yok demek en çok yayını olan rektör olsun demek. Ya hayır, akademik verimli yüksek insanları buralardan uzak tutacaksınız. Uzak tutacaksınız administratif işlerden. Böyle yapmanız lazım. Ha administratif yani idari işlerde ehliyet de ayrı bir şeydir. Bazı akademisyenler de orada çok iyidir. O insanları orada kullanın ki diğer akademisyenlerin hayatı kolaylaşsın ve daha verimli hale gelsin. Yani iş bölümü, iş bölümü doğru yapmanız lazım. Yanlış metrik, yanlış filtre üzerinden tartışırsanız gittiği yerlerde çok yanlış oluyor maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Bu da iktisadi toplum olmamakla ilgili bir şey. Yani şimdi burada arkadaşlar evet doğru kafa sallıyoruz ama buna kimse gazetelerde yazan eden büyüklerimiz böyle demiyorlar ki. Bu rektör atamaları çok kötü, bir tane bile yayınlanır. Ya bir tanelerden gitmemiz lazım. Şunu tartışsınlar mesela, rektörler dışarıdan zaten seçilsin. Yani CEO'dan rektör olur mu mesela? Olur. Yani şirket idare etmişse üniversite de bilir ama herhangi bir CEO'da olmaz. Biraz da akademiye bulaşmış olmasında tabii ki büyük fayda var ama idarecilik yeteneği yüksek insanlar aslında rektör atamaz lazım. Yani en iyi üniversitelerin geleneği böyle, akademisyenlerden gelmiyorlar. Rektörlük diye bir meslek var, öyle söyleyeyim size. Yani idarecilikten rektörlük diye bir meslek var. Bizde yok. Yok. Bu da sıkıntı. Neyse, bu da piyasa ekonomisi olmakla ilgili şey aslında, onu da geçeyim. Şimdi birkaç tane şey daha var. Şimdi şöyle söyleyeyim, muğlaklık da belirsizlik anlamında. İki örnek verdim burada, bir üçüncü daha var. O biraz daha karışık diye vermedim aslında reel döviz kuruyla ilgili ama şöyle söyleyeyim. Faizler artarsa yerel para birimi değerlenir. Mesela ne oldu? Merkez Bankası bizde faiz arttırdı. Türk lirası değerlendi değil mi? En son gördüğümüz. Şimdi doğru yanlış belirsiz. Hangisi? Yani faizler artarsa yerel para birimi değerlenir. Bu doğru mu? Yanlış mı? Ya yanlış olduğunu bir devre dışı bırakalım çünkü zaten değerli. En azından data bize tersini söyledi ama doğru mu belirsiz mi? Bir çakal cevap geldi belirsiz diye çünkü sorunun hinliğini anladığı için. Niye belirsiz de söyleyebilirsen süper olur. Biraz sesli. Söylersin. Evet, belirsiz dendi. Belirsiz doğru cevap. Neden belirsiz? Şundan dolayı. Çünkü aslında sorunun kendisi tam değil. Çünkü bana faizlerin niye arttığını söylemiyor. Eğer faizlerin artışı enflasyon beklentisinin yukarıya gelmesinden dolayıysa paranız değer kaybeder. Ama faizlerin artışı fiyatlar değişemezken nominal para arzını kasıp reel para arzını kıstıysanız o yüzden gelir, o zaman paranız değer kazanır. Yani doğru cevap şu. Bana faizin niye arttığını söylersen ben sana kura ne olacağını söyleyebilirim ama sebebini söylemez sadece artıyor dersen cevap belirsiz. İkincisi, reel faiz oranı artarsa tasarruflar artar. Türkiye'de herkes şunu söylüyor, reel faizler çok düşük, tasarruflar artması lazım, onun için reel faiz yukarıya gelsin. Yani daha iyi reel faiz ödensin. Reel faiz yukarı gelirse tasarruflar artar mı? Reel faiz yukarı çıkarsa tasarruflar artar mı? Şöyle deniyor, evet ya insanlar reel faiz yukarı gelince bankaya koyacağı mesela paraya daha fazla getir alacağı için onu tüketmekten imtina eder. O yüzden tasarruf eder, tasarruflar artar. Doğru fakat kısmi doğru. Bir de öbür kısmı var. O kısmı atlıyorsunuz. Bu bahsettiğimiz şey nedir? Eğer reel faiz oranı yukarıya gelirse insanlar tüketimden çekip tasarruf etmeye giderler dediğim şey ikame etkisi. Bir de gelir etkisi var. Gelir etkisi de şöyle bir şey. Ya madem reel faiz oranı arttı, ben eskiden A miktarı tasarruf edip karşılığını aldığım şeyi
şimdi faiz arttığı için daha az miktarda aslında tasarruf edip yine alabilirim. O zaman daha az tasarruf edeyim. Bu ne etkisi? Bu da gelir etkisi. Onun için gelir etkisi mi hakim ikameye, ikame mi gelire bilmiyorsanız cevap belirsiz. Teorik olarak belirsiz. Ampirik olarak bakarsınız. Ama teorik olarak belirsiz. Dolayısıyla belirsizle muğlak aynı şey değil. Şimdi bu yukarıda gözüken çok hoş geliyor kulağımıza. Çünkü hepimizin istediği bir şeyi temenni olarak bize söylüyor gibi aslında. Beşeri sermayenin kalitesi artmadıkça fizik sermaye artsa verip düşer. Yok öyle bir şey. Bu yanlış yani. İspatladık. Yanlış bu. Böyle bir şey söylememeniz lazım. Onun için böyle şeyler aklınıza geldiği zaman dönebileceğiniz böyle tool'larınız, araçlarınız olması lazım ki ya ben bunu vurgulamak istiyorum da beşeri sermayenin etkileşimine şöyle bir baksam iyi olur gibi. Hani maden büyüme muhasebesine giriyorsun mesela. Burada şunu gösterdik. Hani Y bölü L'nin nasıl gittiğini gösterdik. Bir de hep şu var biliyorsunuz. Kişi başına gelir ülkelerde. Hani o nasıl seyrediyor diye bakmaya kalktığınızda da çok basit matematiği, ona da şöyle bakmanızda fayda var. Bunlar temel büyüme muhasebesi aslında yani. Herkesin çok ezbere bilmesi gereken şeyler iktisatçı ile ortalıkta geziyorlarsa eğer. Şöyle düşünün. Y bölü P. P de popülasyon yani nüfus. Kişi başına gelire böyle tanımlıyoruz ya, nüfus. Onu da şöyle tanımlayabilirsiniz, zincir halinde. Y bölü L. L demin bahsettiğimiz emek, iş gücü, istihdam, labor İngilizcesi yani. L bölü çarpı L bölü WP. Bu da çalışan nüfus, working population dediğimiz İngilizcesiyle. Yani terimleri muhtemelen siz de böyle gördüğünüz için böyle WP falan diye kullanayım ama working population yani iş gücü aslında iş burası. Gücü. İş gücü. Burası çalışan nüfus, burası iş gücü. Bu iş gücüne katılım oranı burası. Şurası evet. İş gücüne katılım oranını tanımlıyoruz burada. Artı WP bölü P. Burası da çalışabilir nüfus bölü toplam popülasyon. Bunun da bir adı var. Buna da bundaki değişimi aslında demografik dividend, temettü deniyor yani. Dolayısıyla kişi başına gelir nereden artabilir diye baktığınızda 3 tane kaynaktan artabiliyor aslında. Ne yapacaksınız? Demin yaptığımız egzersizin aynısını yapacaksınız. Doğal logaritmasını alacaksınız. Bunun doğal logaritması eşittir. Bununki artı bununki artı bununki yüzde değişim diye bakacaksınız. Aynı şey. Yani kişi başına gelir 3 tane kaynaktan aslında gelebilirmiş. Bir tanesi verimlilik artışından gelebilirmiş. İkincisi iş gücüne katılım oranının artışından gelebilirmiş. Üçüncüsü de çalışabilir nüfusun toplam nüfus oranının artmasından gelebilirmiş. Onun için şöyle şeyler mümkün. İkisi artıyor, biri azalıyor, toplamda azaldı. Mümkün. İkisi azaldı, biri arttı, toplamda arttı. Bir dolu kombinasyon var, bir dolu. Ama hangisinin olabileceğini ve gerçekte hangisinin olduğunu görebilmeniz için bir araca ihtiyacınız var. Yani muğlaklığı o anlamda kaldırmaz. Ben şöyle diyebilirim mesela, iş gücüne katılım oranı artmadıkça kişi başına gelir de artamaz. Evet ya iş gücüne katılım iyi bir şey. Kişi başına gelir atması da iyi bir şey. Bu iyi şey olmadan öbürü de olmuyor derim ben size ama o işkembeyi kübra olur. Neden? Çünkü buraya baktığınızda hiç öyle gözükmüyor. Bir dolu bir tam ne olduğunu yazabildiğiniz zaman artık ondan sonra bir yere gidebilirsiniz. O yüzden diyorum ki muğlaklık kaldıran bir alan değil iktisat. Bizde şu sanılıyor. İşte iktisat var lafla yapılan, iktisat var bir de denklemle yapılan. Böyle bir şey yok. İktisat full denklemdir. Bütün mesele hikayenizi denkleme dökebiliyor musunuz, dökemiyor musunuz? Budur aslında iktisat. Üçüncü örnek de şuydu, vereyim eğer hani hocalarımız da ya da ileri sınıflardaki arkadaşlar da biraz bakabilirler. Bir çeyrekte bakıyorsunuz mesela, milli gelirde bir çeyrekte dış açık, dış açınız dolar bazında ciddi açık vermişsiniz. Milli yer hesaplarına bakıyorsunuz, oradaki eksime de fazla var. Ya bir dakika bu çeyrekte dünya açık verildi aslında. E burada bakıyorum ben eksi burası artı nasıl oluyor bu olabilir mi? Olabilir. Reel döviz kurunu iyi anlarsanız, mallar dönüştürmesini iyi anlayabilirseniz bu şaşırtıcı durumunda aslında olabileceğini anlarsınız. Yani açık verirken dolar bazında milli lira hesaplarında sabit fiyatlarla aslında eşitlenmiş mallar cinsinden baktığınız şey de fazla görebilirsiniz. Bu mümkün. Onun için ben size böyle bir soru yapsaydım orada doğru yanlış belirsiz cevap yine belirsiz olacaktı. Belirsizlik çok fazla var ekonomide. Çok fazla var. Ama muğlaklık yok. Garabet yok. Bu türden hamaset yok. Yani belli şeyleri görebiliyor olmak. Göremediğiniz şeyler
estimate ettiğiniz şeyler. Ve onları hiçbir zaman göremeyeceksiniz zaten ama görebilecekmiş gibi paralanıyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Ne kadar iyi yöntemlerle estimate gidiyorsanız o kadar iyi bir şey. Bir tane örneği göstereceğim mesela size. Herkes şunu söylüyor. Kurdan geçişkenlik, kur enflasyon geçişkenlik. Söylüyor. Nasıl ölçüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kimse bunu anlatmıyor mesela. Bunu nasıl gösterebilirim vesaire gibisinden. Buraya geçiyorum. Burada anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Aslında bir sonraki grafiği göstereceğim size. Ondan önemli. Hani niye buraya geldik Türkiye? Bu başımıza gelen hani kur patladı, oldu, bu oldu falan niye? Aslında çok iyi niyetli yapılmış bana sorarsanız. Çünkü ben kimsenin kötü niyet açtığı kanalda değilim. Yani her siyasi aslında entire Türkiye'nin iyiliğini istiyor. Fakat bazen çok yanlış yollarla isterseniz Türkiye'nin iyiliğini, sonuç yanlış olduğu için Türkiye'nin kötüne gibi oluyor aslında. Ama baştan zaten niyeti kötü demenin hiçbir anlamı yok. Şimdi burada benim anladığım ve empati kurup yanlış diye uyardığım şey özellikle 2017'den beri şu. Türkiye'de bu hükümetin özellikle yaptığı bir hata var, bu hükümetin hatası değil. Bu toprakla ilgili bir hata. O da şu, Türkiye'nin yeni bir büyüme modeline ihtiyacı var. Bu model de düşük faiz, yüksek kur modeline dayalı olmak durumunda. Çünkü eski model Türkiye'yi iyi büyüten ama patlayan, artık işlemeyen model şöyleydi. Faiz yüksek, kur düşüktü, Türk lirası değerliydi. Bunun tam tersi olan modeli devreye sokmamız lazım. Fikri Türkiye'de çok yaygın. Hükümete yöneltilen eleştiri bu modele gitmeye çalışırken uygulanan yöntemle ilgili. Ben diyorum ki yöntem falan meselesi değil bu. Başlangıçta bir hata var. Yani toplumun geneline, iktisadi düşünmeye çalışan toplumun geneline yayılan bir hata var. O da şu, bir model uygulamaya çalışıyorsunuz. Model artık yok. Model arkaik bir kavram. Büyüme modeli arkaik bir kavram. Biraz büyümeyle ilgili birkaç şey. Hani büyüme modelinin babası Robert Solow'un da söylediği şeyi göstereceğim birazdan. Belki biraz hayret edeceksiniz ama biraz merak edin. Biraz sonra göstereceğim bunu. O da problem şu. Globalizasyon aslında yani küreselleşme şöyle bir şey. Benim kanaatim, benim tanımım. Yani işte sermaye piyasaların çok serbest falan değil. O değil. Yani flow'larla ilgili bir şey değil. Globalizasyon aslında hükümetlerin kontrol edebilecekleri bir ekonomi olduğu tanımının artık biraz devre dışı kalması demek globalizasyon. Öyle olduğu için modern şunu gerektiriyor. Ekonominiz üzerinde bir otonom gücünüz var varsayımı gerektiriyor. O kadar yok artık. O kadar yok. Çünkü sizin ekonominizdeki bütün varlıklara sahiplik olarak devre bir dolu iktisadi ajan var yurt dışında. Yani sahipleriniz çok çeşitli. Amerika'nın borcunun mesela DIPS dediğimiz devlet borç senetlerinin, treasury onların büyük kısmı kimin elinde? Çin'in elinde yani. Muazzam bir stok var Çin'in elinde. Yani Amerika göbekten bağlı mı? Çin'e bağlı. Hem ticaret hem finans alanında bağlı. Şimdi böyle olduğu zaman siz, tabii buradan bir tane çok kaba örneğini verdim ama size şunu söylüyor kabaca. O kadar girift bir ilişkiler sistemi artık var ki sizin bir model kovalayıp o modelin sonuçlarını almaya çalışmaya başlamanız bile büyük bir hata. Çünkü modelin olmadığını baştan kabul etmeniz lazım. Model yoksa ne yapacağız? Yapılacak işler listesi var. Ama model yok. Çünkü modelin gerektirdiği otonomi yok artık. Hep söylüyorum bir tek ülke bence birazcık model uyguladı. Kuzey Kore. Yani kaynaklar ölçüsünde sesim yine gitmiş olabilir mi? Evet. Kaynaklar ölçüsünde tekrar gelsin. Kuzey Kore istediği modeli aslında uygulayabilir. Ama bizim Almanya'nın, Amerika'nın vesaire bir büyüme modeli devreye sokma falan diye bir şey yok. To do list var. To do list'i hani gerekirse sonra söylerim yani ama önemli olan model olmadığını anlamak. Model yokken model kovalıyorsanız onu devreye sokmak için kullandığınız araçlar sizi çıkmaz sokağa götürüyor. Bugün başımıza gelen bu. Onun için başta bir algı hatası var çok ciddi. Algı hatası da model olmadığını anlamamak. Şöyle birkaç şey daha göstereyim size. Çok fazla malzeme var ama mesela büyüme ile ilgili. Bunların çoğu aslında çoğu diyeyim, William Easterly hariç hepsi Nobel'li insanlar. Büyüme hakkında ne demişler diye baktığınızda, büyüme akademik olarak denge döviz kuruyla beraber bence ekonomideki en enigmatik, en böyle muamma kavramlar bunlar. Robert Lucas diyor ki, bir büyüme hakkında düşünmeye başladığınızda diyor, başka hiçbir şey düşünmez hale geliyorsunuz. Yani o kadar entelektüel olarak insanı yakalayan bir şey, onu düşünmeye başladığınızda başka bir şey düşünemiyorsunuz. Lucas diyor bunu. Harberger, yine Nobel'li büyüme diyor ki, there aren't too many policies that we can say with certainty affect growth. Yani hangi politikaların büyümeyi çok etkileyeceğini söyleyebilir durumda pek değiliz diyor Harberger. Şimdi bunlar
insanlar gençlerin tabiriyle bu konulara kafa yormaktan. Onlar bunu söylüyor. Solo, bakın Solo diyor ki büyüme okulunun babası. In real life, it's very hard to move the permanent growth rate. Yani büyüme oranını kalıcı olarak ittirme gerçek hayatta çok zor. And when it happens, oldu yani büyüme oranının biz biraz kalıcı bir şekilde gittiğini gördüğümüzde de the source can be a bit mysterious even after the fact. Kaynağını bulmakta zorlanıyoruz diyor. Sen zorlanıyorsan biz ne yapalım demek lazım. Şimdi öyle demeyip sürdürülebilir büyümenin kaynağını KGF'de buldum dediğiniz zaman çok vahim bir durum var demektir. Bunun söylendiğini duyduğum için söylüyorum ben. Akademik dünyanız zayıf olduğu zaman, iktisadi toplumluluktan uzak olduğunuz zaman böyle lafları çok sık, çok tepe yerlerde duyabiliyorsunuz. Bu çok sakıncalı bir şeydir ki elbette. Easterly'de keza benim çok sevdiğim yani Nobel'li olması da muazzam bir iktisatçı. O da buna benzer şeyler söylüyor. Şimdi geçeyim şuradan birkaç tane daha enteresan şey bulmaya çalışayım size. Yani şurada çok güzel bir hikaye var. Bu 2014 yılında Dünya Bankası Başkanlığı'nın yazdığı Türkiye'ye ilgili bir şey. Kadının 2014'te Türkiye ile ilgili övgüleri o zamana kadar ve ondan sonra gördüğü potansiyel risklerin hepsinin gerçekleşmiş olması inanılır gibi değil. Yani bayağı bir prophecy İngilizcesi yani kehanet yani kahin gibi bir kadın. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Birkaç şey göstereceğim size buradan. Bunlar çok descriptive şeyler yani tasvir edici şeyler ama çok şey anlatıyor. Şimdi bu Türkiye, bu IMF'nin World Economic Outlook'tan aldığım Türkiye rakamları. Direkt IMF'den aldım bunları. Benimle ilgili hiçbir şey yok burada. Yani bakıyorsunuz Türkiye'nin kişi başına milli geliri var mesela. İşte 12.500'lerdeymişiz, 7.000'lere inmişiz. Çıkacak diyor Türklerin ki ona çıkacak falan filan. Cari açık yüksek, bütçeniz biraz sakatta, enflasyonunuz yüksek, 12'dir diyor enflasyon, sonra 11'ler seyredecek falan filan. Yani süper bir tablo gözükmüyor bizim, süper değil. Şimdi bu Rusya. Rusya siyaseten çok enteresan bir yer biliyorsun yani, bayağı enteresan bir yer. Ama ben size şuradaki Rusya adını kapasam, şu ülkeyi göstersem, ya burası bayağı adam akıllı düzgün bir ülke dersiniz yani. Ekonomisi çok sağlam giden bir yer gibi burası dersin. Ama burası Rusya. Siyaseten problem bir yer. Bunu şunun için söylüyorum. Siyasetle ekonomiyi bu kadar iç içe geçirmenin belli bir yerden sonra anlamı yok. Yani ekonomiyi siyasetten insüle etmenin de yolları var. Şu vardır, yani çalışan insanlar var Merkez Bankası'nda Rusya mesela. Hiç yukarı ile iyi anlaştıklarını sanmıyorum ben. Ama şöyle bir tavır var orada. İşlerini iyi yapsınlar, gerisi de karışman var. Yani ehliyeti öne koşup İşi iyi yapmayı öne ittirdiğinizde, koştuğunuzda problemsiz gidebiliyor ekonomimiz. Bir tane daha var, benim poster boy dedikleri aslında, poster ülkem, Polonya. Yani 30 yıllık bir ülke diye bakabiliriz Polonya'ya. Yani duvar indi 1990, 2000, 30 yıllık bir ülke. Göstergelerine baktığınızda bence artık bir emerging market değil, neredeyse bir developed market. Bakarsanız IMF'nin öngörüsü 25 bin dolara gidecek kişi başına gelir yani. Enflasyon çok iyi. Enflasyon çok iyi, işsizlik çok iyi, açıklar yok vesaire. Muazzam iyi. Polonya'da siyaseten sıkıntılar var mı? En sıkıntılı yerler tabii. Macaristan, Polonya vesaire. Ekonomi süper gidiyor. Nasıl oluyor? Tabii ki daha iyi hale getirebilir. Yani Polonya daha çok yabancı yatırım çekebilir herhalde bilmiyorum. Yani problem with the counterfactual. Olsa ne olacağı bilmiyoruz ama yani bütün bu siyasi problemleriyle Polonya hiç öyle kötü gidiyor gözünüz yok. Yatırımcının da bayağı gözdesi bir ülkedir bu arada Polonya. Yani siyasi kavgaları, sıkıntıları bir yerden sonra kale almaz yatırımcı. Diyebilirsiniz ki keşke onu da alsa. Ama değil, öyle değil. Ve ülkeyi siz bu kadar iyi götürebiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Polonya karışık, şuralarda karışık aslında Polonya siyasetine baktığınızda. Şimdi enflasyon, bunlar hep bildiğiniz şeyler. Bu aylık enflasyon. Şuna mesela bakmakta ben hep büyük fark var diye söylerim. Servis enflasyonuna bakmak çok daha iyidir TÜFE'nin kendisine bakmaktan. Çünkü çok daha stable bir seridir aslında. Yani çok daha az oynaktır gördüğünüz gibi. Bir de hep şu geçiyor, bunu da söyleyeyim bu arada. Çekirdek enflasyonu lafı geçiyor. Bu A'dan I'ye kadar biliyorsunuz kategoriler var. Bazen B oluyor, bazen C oluyor. 9 tane çekirdek olmaz. Bu absürt bir şey zaten. Çekirdek bir tanedir. O bir çekirdeği 9, 8, 7 şekilde değişik estimate etme olabilir ama çekirdek bir tanedir. Hatta çekirdek değişmez. Yani duruma uygun çekirdek bulunmaz. Böyle bir şey yok. Çekirdek bir tanedir. Çekirdeğin tanımı da var bu arada. Çekirdek enflasyonu tanımı... Uzun dönemde iki tane birbirine çok benzer tanım var. Uzun dönemde büyüme ve üretimden arındırıp bakabildiğiniz enflasyona çekirdek diyorsunuz. Ya da enflasyonu iki tane katmanına ayırıyorsunuz. Temporary permanent diye geçici kalıcı, kalıcı olan kısmına şey diyorsunuz. Çekirdek enflasyonu diyorsunuz. Ekonometrik olarak bunları estimate edebiliyorsunuz.
Şunu göstereceğim. Mesela en azından geldiği zaman ben hemen şuna bakarım. Trendi nasıl? Ne oluyor trendine, enflasyonuna bakarım. Evriliyor mu, evrilmiyor mu? Düzgün mü, değil mi? Aa evet, burada iyi bir hikaye var. Trend hala çok yüksek ama en azından kırılmaya başlamış. Zaman içinde nasıl değiştiğini gösteriyor. En dibe gelen kırmızı mesela en sona itibariyle hesaplan. Ya bunlar benim ilk başta alır almaz baktığım şeyler. Rakam ne? Trend ne? Aynı şekilde servise bakarım. Mesela orada başka bir hikaye görüyorsunuz. Ya evet, orada da şey var, aşağı geliş var ama trendi biraz daha inatçı gibi mesela servisin. Daha katı. Niye olabilir? Tradable, non-tradable. Ticaret tabi, tabi olmayanlar vesaire. Mesela gıda. Garibim gıda yükleniyor herkes. Şu analizi mesela ben hep görmek isterim. Çok basit. Bakkal hesabı ama sonunda oturdum kendim yaptım. Ağırlığı gıda. %22'dir. %22 bir ağırlığı var. Şöyle varsaydım. Gıda yok etmiyorum. Ağırlığı hala %22 ama hiç gıda fiyatı artışı yokmuş varsayıyorum yıllarca. Yani eskiden işte daha yüksekti. 24'tü, daha fazlaydı falan. Hep 0 geçtim. Öyle geçtiğinizde enflasyonunuz 8. Yani gıda fiyattan hiç artmadığı bir ülkede enflasyonun 8 olması garabettir. Yani gıda yüklenmek bir yere kadar daha akut ve daha seküler bir enflasyon problemi olduğunu farkına varmamız lazım. Şimdi şunu göstereyim size. Bu benim yaptığım bir analiz. Çok sofistike bir analiz değil aslında. VAR dediğimiz vector regression'dan yaptığımız bir şey yani. Orada şuna baktım. 2016 benim için önemli bir sene. Çünkü ciddi Merkez Bankası değişikliği olduğu bir sene ve hani neredeyse paradigma değişikliği olan bir sene. O senenin sonuna kadar enflasyon dinamiğine bakıyorum. Değişkenler şöyle, arkadaşlar için yavaş yavaş söyleyeyim. USD-TL, tahmin edersiniz dolar kuru. CUSA dediğim, seasonally adjusted, mevsim denklemden arındırılmış kapasite kullanımını proxy diye alıyorum üretim tarafında. Proxy. Bu taraftaki domestic PPI dediği Producers Prices Index, yani bizim üfe dediğimiz, yurt içi üfe dediğimiz bu. CPI de tüfe. Yani burada tüfeyi ne etkiliyor bir yıllık bir dönüm içinde diye bakıyorum. Etkileme. Bu forecast error'ın variance decomposition'ı, yani öngörü hatasının var ya, şimdi hiçbir anlamı ifade etmeyebilir arkadaşlara bu. Öğrenince anlayacaklar ne olduğunu ama kaba tabiriyle şu demek, tüfeği ne etkiliyor ne kadar, buna bakıyoruz aslında. İlk baktığınızda kur. Kur pek etkilemiyor yani, onlar civarında ve bir sene boyunca öyle gidiyor. Kurun pek etkisi yok gözüküyor. Üretim tarafına bakıyorsunuz, yani çıktı açının proxy'si gibi, onun da pek etkisi yok. Üfeye bakıyorsunuz, üfenin de pek yok. Sonuncuya bakıyorsunuz, tüfenin tüfeye etkisi. Kallavi, muazzam yüksek. Bu ne demek? Inertia demek. Enflasyon ataleti demek. En kötü enflasyon bu zaten. En kötüsü bu. Şimdi, yapışkan deniyor bazen, tam doğru ama evet. Atıl enflasyon daha iyi, atalet daha iyi. Bir tek değişiklik yaptım. 2007 Mart, 2016 Aralık'tan datayı değiştirdim sample period'i. 2020 Ekim'e kadar aldım. Resim değişti. Gördüğünüz resimde sefer şu var. Kura bakıyorsunuz. Eskiden hiç önemli değildi. Kur şimdi bayağı bir önemli hale gelmiş. 40'lara kadar gidiyor bir sene içinde. Üretim tarafına bakıyorsunuz. Pek hala orada bir şey yok. Buraya bakıyorsunuz. Bunda da pek bir kımıldama yok. Kur artarken atalet başta yüksek sonra azalıyor gözüküyor. Ama birinci etken diye bakarsanız kur. İki, inertia. Böyle bir değişiklik olmuş. Ama bu rol değişikliği ve şunu söyleyeyim, burası önemli. Eğer inertia'yı kıramazsanız, kura nispi bir stabilite getirirseniz ama inertia'yı kıramazsanız, 2 sene sonra döneceğiniz resim yine bu olacak. Yine bu olacak resim. Yani habire bir rol değişimi var. Kur sıçrarsa bu sefer tekrar buraya geleceksiniz. Kuru oralarda tutar ama inertia'yı kıramazsanız tekrar bu resme döneceksiniz. Önemli olan şey inertia'yı kırmak. Nasıl kıracaksınız? Bir tek yolu var, kredibilite. Bir tek yolu var ve fiyat koyucuları, fiyat patikanıza inandıracaksınız. Yani diyeceksiniz ki şöyle bir fiyat patikam var benim Merkez Bankası olarak. 2020 yılında 12,5. 2000 atıyorum şu anda ne koyacaklar bilmiyorum, koyacaklarsa eğer. 2021 yılında 10, 2022 yılında 8, 23'te 6. Biz bu 6'ya bu 4 senenin sonunda geleceğiz. Şöyle bir şey var, hangi maliyette geleceğimizi bilmiyoruz yalnız. Eğer bize inanır güvenir ve fiyat ayarlamalarınızı siz özel sektör olarak, biz kamuda bunu yapacağız ama özel sektör olarak da siz bu patika üzerinde oscillate ettirirseniz, yani oynatırsanız, tabii sektörel taleplere bağlı değişebilir ama bunu benchmark alırsanız bu patikayı fiyat koşunuzda, bu 6'ya maliyetsiz geliriz. Ama derseniz ki bunlar yapamazlar, beceremezler, zaten hiç yapamadılar, yine yapamayacaklar. Bize inanmaz, patikayı çöpe atarsanız
Şunu söyleyelim, biz buraya geleceğiz 6'ya ve maalesef maliyetle geleceğiz. Ve bu vücut dilinizden, söyleminizden fiyat koyucular, ya hakikaten bunların niyeti ciddi galiba, bu sefer yapacaklar intibanı alırlarsa o patikayı benchmark alma ihtimalleri artacak. Artınca da 6'ya gitme ihtimaliniz artacak. Ama bunların hepsi ihtimaller üzerinden giden şeyler. Çok zor. Çünkü talebe bağlı bir enflasyonunuz olsa kısarsınız. Faizler yukarı, tüketimi düşürme vesaire. Yani faaliyeti kısıtlarsınız, enflasyon iner. Bizdeki talep enflasyonu değil. Bizdeki tam bir maliyet enflasyonu da değil. Bir tehlike daha var, onu da söyleyeyim size. Bu kurdan geçişkenlik meselesi vardır. Yani kur arttı, enflasyona etkisi. Bu yine var. Ama bir tehlike daha var. Son bir senedir özellikle bence. O da şu. İleride kurda olacak olan hareketleri şimdiden fiyata yedirmeye çalışmak da var. Çünkü eğer talep ve elastiket koşulları izin veriyorsa ben şimdiden arttırayım biraz fiyatımı. Çünkü ileride arttıramayabilirim ama bu kur nasıl olsa yukarı gidecek. Bu çok tehlikeli bir şey. Bunu kırmanız lazım. Yani kırmanız gereken bir tek yönlü kur hareketi, iki enflasyon ataleti. Bunları kuramazsınız, çok sıkıntınız hocam, doğacak. Belki şeyi ekleyebiliriz, özür dilerim. Tabii. Grafiklerdeki mavi ve kırmızı çizgilerin ne ifade ettiğini öğrenciler için. Onlar, maviler tahmin, aynen, kırmızılar hata payı. Aynen, hata paylarınız. Yani onları silerek de bakabiliriz ama özellikle koydum onları. Şimdi bir de burada ismini sildim, özellikle sildim. Niye sildiğimi aslında Serdar'a anlatmıştım ama bu da benim çok değer verdiğim ve saydığım bir çalışma arkadaşımın, dostumun yaptığı analiz. Aynı şeye biraz başka türlü bir yöntemle bakıyor, impulse response'la bakıyor. Ha, buradaki benim şu yöntemi, mesela ben böyle baktım ama bunu daha da iyileştirebilirsiniz. Mesela burada kullandığınız VAR'daki parametreleri time varying de yapabilirsiniz. Ne yapıyorum? Daha iyi estimation yapıyorum. Sonunda ne olacağını bulacak mıyım? Hayır, ama giderek daha iyi yöntemden oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Bu da yapılır. Her zaman daha iyisi mümkün, öyle düşünün. Burada mesela o arkadaşım, adını özellikle sildim, sebebi şu. Tanıdığım en iyi akademisyenlerden bir tanesidir. Abartmıyorum burada, fakat akademik titri yok. Ama tanıdığım en iyi akademisyenlerden bir tanesi. Kendi kendine yetişmiş, muazzam bir akademisyen ama titri yoktur. Ve ne zaman bir yerde sıkışmam önemli bir şey değil ama yani çok çok iyi insanların da rahatlıkla başvurabileceği, geçen hafta çağırdığımız Ufuk'ta dahil olmak üzere o donanımda bir insan yani, ama akademik titri yok. Onun adını silmedim, reklam olmasın diye, ama böyle insanlar da var. Var ve fiyatlanmaların hiç doğru olduğunu görmüyorum, öyle söyleyeyim size. Niye doğru fiyatlanmıyor bu kadar iyiyse bu insanlar? Çünkü burası gerçek bir piyasa değil. Yani piyasa nosyonunu tam içselleştirmiş, hadmetmiş değiliz. Biz fiyatların istediğimiz yerde olmasını daha iyi bir piyasa diye görüyoruz. Olması gerektiği yerde değil fiyatları, istediğimiz yerde olması bizim için daha makbul piyasa. Çok hızlı geçeyim. Belki sorularınız gelecek. Bunu mesela şunun için koydum. Merkez Bankası kararı vardı. Çok basit bir şeye baktım. Yani goy goy olmasın, hamaset olmasın diye. Ya faiz arttırımları geçmişte nasıl olmuş ve etkileri mevduat faizleri, kredi faizlerinde ticari ve tüketim nasıl olmuş diye baktığınızda önce bir histogram çıkarıyorsunuz. Ondan sonra bir plot ediyorsunuz. Oradan da çok basit bir aslında eğri ilan nasıl açıklıyor diye baktığınızda şu sonuca varıyorum ben. Merkez Bankası cesur olsun. 550-600 çok rahat yapabilir. Çünkü ne kadar yukarıda yaparsa faiz artışını, gelecek olan ek maliyet o kadar azalıyor. Onun için çok risksiz bir faiz artışı bu. Cesur olmaktan imtina etmesinler diyebilmek için böyle bir şeye bakmadan diyemem ben bunu. Yani cesur olsunlar, çok iyi olur. Yapsın 600'ü. Nereden? Saydın mı? Hani Recep İvedik'te vardı ya, saydın mı diyordu. Baktın mı? Gördün mü? Neye istinaden söylüyorsun? Arkasında ne var? Bunu sormanız lazım. Bir şey söylendi size. Neye istinaden bunu söylüyorsunuz? Ne yaptınız? Hani kur hakikaten daha mı çok etkiliyor artık enflasyonu? Nasıl gördünüz? Nereden baktınız? Bunu sormazsanız, sorular gelmeden bunların konuşulabildiği bir ortamda herkes konuşmaya başlar. Herkes. Bu da iktisadi bir ortam olmaktan çıkar. Ya sunum aşağı yukarı böyle arkadaşlar. Biraz şunu anlatmaya çalıştım size. İktisat eğitimi alıyorsunuz. Bu çok iyi bir şey ama meraklı olun ve hakiki iktisat biraz öğrenmeye çalışın. O da şu. Toolkit dediğimiz araç kutumun zengin olması lazım deyin. Çünkü analiz yapabilmek istiyorsam laftan denkleme dönebilmem lazım. Ölçülebilir şeyler üzerinden bakabilmem lazım. Aksi takdirde başka bir şey olur. Yani İktisadın biraz bir farkı var. Diğer sosyal bilimler deniyor aslında. Evet, sosyal bir tarafı elbette iktisadın çok var yani, ama diğer sosyal bilimlerden bir farkı var. Yani metrik olan bir dal iktisat. Ölçebiliyorsunuz. Bir de bazı hakiki doğrular var. Bir de çok belirsiz durumlar var. Doğruyu bilirsen belirsiz durumlar var ama muğlaklığa yer olan bir yer değil. Ve konuşurken çok dikkat etmemiz lazım. Yani eminim Türkiye'deki insanların %99'u buna çok katı. Tüketimimiz azalır yani.
Tüketim olmadan, üretim, üretim olmadan yatırım olmaz. Evet ya tüketim olsun ama esas üretim olsun diyor ya herkes bu kafa. Şimdi tüketim olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan tüketim. İkisi de olur. İkisi de olur. Bu laflar çok dikkatli söylenmesi gereken laflar. Ben onu demek istememiştim diyebilirsiniz ama derken dikkatli olmanız lazım. Yani tüketerek büyümüş gibi görünmekle beraber bu tüketimi yapabilmek için üretme artmış olduğu açıktır. Değildir. Açık falan değil bu hiç. Açık olmadığını da anlatabilirsiniz. Başka bir niyetle de söylemiş olabilirsiniz ama yine dikkatli olmak lazım. Eğer denkleme dökebiliyorsanız, denklem üzerinden düşünüyorsanız hata yapma şansınız çok azalıyor zaten o zaman. Çünkü denklemlerse bir şey söylüyor. Yani işte o verimlilik, fiziksel sermaye artsa da verim düşer, beşeri. Güzel gözüken 3 tane şeyi bir araya koyduğunuzda ya da doğru olan 3 şeyi bir araya koyduğunuzda çok yanlış bir şey ortaya çıkabilir. Böyle söyleyeyim belki en doğrusu bu. 3 tane doğruyu bir araya koyarsanız çok yanlış bir şey çıkar. Bunu kaldıran bir alan değil iktisat. Onun için ölçmeyle, metriklerle, denklemlerle düşünmek zorundasınız. Aksi takdirde başka bir şey yapıyor olursunuz. Ha, belli ortamlarda satar da ama onların satmayacağı ortamlara hazırlanıyor gibi hazırlanmanız lazım. Çünkü bir, ortamınız her zaman bu ortam olmayabilir. Başka bir ortama kayabilirsiniz. Başka şeyler gerektiren. İki, burası da böyle kalmaz. Burası da değişecek eninde sonunda elbette. Yani daha iktisat konuşan bir yer olacak burası. Daha doğrusu ekonomiden iktisat bilip konuşan insanların konuştuğu bir yer olacak. İşte o reformla ilgili vesaire söylediğim şeyler benzerinden. Yani yoksa küçük oğlum şöyle bir şey demişti bana. Baba ben küçük dediğim 27 yaşında yani ama ben galiba doktora yapayım dedi. Ne zaman dedi hocam? Kaç yaşında? Çok yakında 27 yaşında dedi. Yani yüksek lisansını yaptı işte falan. Tamam oldu. Nereden esti dedim. Ya bir şeyi iyi bilmek lazım. Yoksa öfürükçü oluyorsun dedi. Baktım. Doğru ya. Yani hakikaten ne olduğu hakikaten önemli değil. Bir şeyi iyi bilmek lazım. Ve şunu da bilerek yani yapmanız lazım. Hiçbir zaman yeteri kadar da iyi bilemeyeceğim zaten. Diye bile bile yapmanız lazım. O zaman sürekli kendinizden şüphe ediyorsunuz. Sürekli acaba bir yanlışım var mı diyorsunuz. Biliyor olmam zaten mümkün değil. Ben şimdi size nasıl geldi konuşmam mesela, şöyle geldiyse düzelteyim hemen. Ya adam bayağı biliyor dediyseniz hemen siliyorsunuz bunu mesela. Çünkü size dediğim bir dolu şeyin yarın yanlış çıkabileceğini ben düşünerek konuşuyorum böyle. Bu bir. İkincisi, size anlattığım her şeyi benden çok daha iyi bilen bir insana rastlama şansım çok yüksek diye geziyorum sokakta evimin yakınında. Zaten buraya geldiğimde öyle olmuş olabilir. Böyle bir ihtimal çok yüksek zaten. Böyle düşünmeniz, böyle bakmanız lazım. Bunu yapamazsanız, bir de benefit of doubt'u birine vermeyi beceremezseniz, hoca Türkçe konuşacaksın, yine konuşamayacağım. Çünkü benefit of doubt'un Türkçesi yok. Hüsnü Zan. Biraz o işte yakın geliyor ama ben de cevabını da İngilizce veriyorum. Turk doesn't doubt diyorum. Çünkü Türk şüphe etmez, Türk bilir. Bildiği için, şüphe etmediği için de karşı tarafa benefit of doubt'u vermez. Onu da anlatayım, kavramı evet, bitirelim isterseniz. Serdar'la mesela departman hakkında bir karar alacağız. Esas karar alıcı da benim diyelim ama Serdar'ın fikrine hürmet ediyorum. Ben diyorum ki A'yı yapalım. Serdar diyor ki B'yi yapalım. Bir konuşalım Serdar diyorum ben. Ben A'ya çok inanıyorum. 4 saat patlatıyoruz. Sonunda biraz benim kafayı bulandırıyor Serdar ama A'yı bırakamıyorum hala ama B'de bayağı makul gözüküyor. 2 tane opsiyonum var diyebilirim ki Serdar kafa karıştı. Yani B'de hakikaten enteresan gözüküyor ama galiba yine A ile gideceğim ben diyebilirim. Bu birinci opsiyon. İkinci opsiyonda kafa çok karıştı Serdar. İlk bölüm aynı. Ya sana benefit of doubt'u veriyorum ya. Dediğim zaman bu şu demektir. Sen haklıymışsın ben haksızım değil. Haklı falan yok burada. Şüphedeyim fena ama şüphedeki hüsnü sana veriyorum falan gibi enteresan. Ama işte bunu içselleştirseniz zaten bunun karşılığı lisanınızda olur. Zihniyetiniz bunun üzerinden yürüyor olsa bunun karşılığı olur. Ben buna nereden uyandım derseniz çok gevzelik yaptım ama bunu da söyleyeyim hakikaten bitireyim. Bu Erdem Bahçe'nin meşhur işte unconventional, unorthodox paketi vesaire devreye girmişti. Çok tartışma konusu oldu Türkiye'de. Ben okudum ve bana çok makul geliyor. Çok makul ötesinde bayağı hani gençlerin daha cins bir şeye geliyor. Ya hakikaten ya okuyunca çok iyi anlıyorum ama benim aklıma gelmedi bu mesela diyorum işte adam sağlam sıkı. Çünkü okuyunca anlamak başka, senin aklına gelmesi başka. Yani okuyunca anlıyorsan biraz aklın var ama onu akıl edecek kadar da aklın yok demektir aslında yani. Ama çok hoşuma gidiyor benim böyle şeyler gördüğüm zaman. Ve ben ona çok inandım, güvendim ve niye doğru olduğunu anlatan da bir aslında yazı falan da yazdım yabancı clientlara o zaman.
Reaksiyon çok kötü geldi ona. Yani bu deli saçması dendi, böyle şey olmaz dendi. Faizi indirdiği için bu genişlemeci dendi. Ya adam faizi indiriyor ama makro ihtiyati tedbirlerde de kasıyor ve bunun net neti kasıcı olacak diyor. Ya yani ben buraya bunu getiririm diyor. Yaptığı şey şu aslında. Araç sayısını arttırıyor. Araç sayısını arttırarak problemlerle daha kolay baş etme yolunu seçiyor. Olivier Blanchard mesela, çok meşhur iktisatçı, MIT'li, eski IMF baş ekonomisti. Bu paket için, bunu ittiren paketler için the old dilemma, eski dilemayı çözen mesela çözüm dedi. Yani böyle bir referans da alıyorsunuz evet. Yaptığınızda ama yaptığı zaman bu çok tükaka edildi. Türkiye'deki herkes bunu tükaka etti. Londra zaten etti, New York zaten etti. Şöyle yazılar hatırlıyorum ben mesela. Türkler monetary policy'yi yeniden mi keşfediyor? Şimdi ya hayır, yeniden keşfetmiyoruz ama bizde de akıllı insanlar var ve ciddi ya da minik her neyse katkılar yapabilecek düzeyde bizim de insanlar. Yani Brezilya Merkez Bankası bunu yapsa mesela kimse bir şey demeyecekti. Çünkü çok iyi bir merkez bankaları var. Herkes de bilir. Brezilya'sı, Meksika'sı, Şili'si. Ama bizden olunca mesela herkes bir garip karşılıyor. Değildi ve aslında doğru bir şey oldu. Bence sonra da anlaşıldı o paketin. Şimdi o reaksiyonlar gelince bu pakete karşı ben de destekliyorum. Ya ben neyi ıskalıyorum dedim. Yani çünkü bir şeyi benim yanlış görüyor olmam lazım. O kadar insan karşı çıkıyorsa kendimden şüphe ettim. Sonra bir daha baktım, bir daha baktım, bir daha baktım. Ve biraz emin değilim ama kendime güvenir hale geldim. Ama emin olamıyorum tabii ki. Ve şunu dedim, çok iyi hatırlıyorum hapiste. Ya peki niye burada Erdem Bahçe'ye benefit dağıtı vermiyorlar ki? Sonra ya Cevdet şunu Türkçe söylesene dedim. Baktım söyleyemiyorum. O zaman Erdem Bahçe'ye benefit dağıtı veremeyen insanları anlayışla karşılıyorsunuz. Yani kızamıyorsunuz. Çünkü benefit dağıtı vermeyi bilseler ve vermeseler kızacağım. Ama bilemedikleri için yani zihin dünyalarında oraya gelemedikleri için kızmamanız gerektiğini anlıyorsunuz. Ama üzülüyorsunuz bu sefer. Çünkü niye bilmiyoruz benefit dağıtı? Yani karşıdakine o benefiti vermeyi doubt ettiğinizde, şüphe ettiğinizde İngilizce konuşmayacaksınız. Türkçesi yok. Sıkıntı burada işte. Bu yüzden problem çıkıyor zaten. Şimdi siz iktisadi bir politika aracını devreye sokacaksınız. Bunun üzerinde tartışıyor olmanız lazım. Tartışırken en önemli aracınızdan bir tanesi confirmation bias. Öbürü benefit dağıtı verebilmek. Çünkü ikna olabilmeniz lazım. Ve biz bunun kavram olmadan da Türkiye'de olduğu zamanları gördük. Yani sanki benefit of doubt'un verildiği üzerinden yürüyen dönemler gördük Türkiye. Bu çok iyi bir şey. Yani biraz kültürümüzü aşan bir şey yaptık anlamına geliyor aslında. İyi bir şey tabii ki ama o zaman kültürü de ona yaklaştırmayı becerebilmek lazım. Yoksa eğreti duruyor üstünüzde. Yani bir dönem orada kalıyor, sonra yine yok oluyor. Bu çok önemli. Yani görüntüyü yakalamak önemli bir şey ama özü de görüntüye yapıştırabilmek lazım. Yani İki tür toplum var zaten bence. Özünü dönüştüren, dönüştürdükçe görüntüyü de onun üzerine güzelce uyarlayan toplumlar var. Bir de biraz arkadan gelenler var ama şöyle bir avantajları var. Öz ve görüntü değişimini görüyor örnek olarak. Aa, bu çok iyi bir şey diyor. Hemen görüntüye adapte ediyor. Ama o görüntüye özü dönüştürmeyi beceremezseniz bir zaman görüntü gerisin geri tersine dönmeye başlıyor. Onun için toplumların böyle terakki edebilmeleri için de aslında zihin dünyalarının biraz gelişmiş olması gerekiyor. Ve iktisat çok önemli bir alansa iktisadi zihin dünyanızın da maalesef fakir kalmaması gerekiyor. Çok gevezelik ettim. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Hocam çok sağ olun. Çok güzel bir söyleşiydi. Yani çok güzel aslında bir dersti bizim için. Belki bir 15-20 dakika sizin için de uygun olsa soru uygun, alalım. Uygun. Birkaç soru geldi. Bir meslektaşımızdan bir soru var. Onunla başlamak istiyorum ben. Yani bu aslında hani iktisat önemliyse dediniz ya biraz önce. Biraz sanki iktisadi idari bilimlerin tercih edilebilmesi Türkiye'de bir tık artık düşük bir ilgiyi gösteriyor bize. Yani sanki tercih etmemeye başladı gibi öğrenciler. Yani bizim biliyorsunuz her zaman en iyi öğrencilerimiz tıp fakültelerini tercih ederler. Sonra oradan kalanlar belki işte TAP birkaç üniversite dışında işte genel olarak yayılırlar diğer bölümlere. Ona belki katkı sağlayacak bir şey olabilir. Şöyle bir sorusu var. Yani iktisadi analiz bilgisi sadece iktisatçıların mı işine yarar? Tam tersi. Çok iyi soru. Yani bence de öyle. O yüzden de yöneltmek istedim. Dünyada hukukçular, sağlıkçılar veya diğer birçok, yani sosyal bilim de olabilir, başka bilim alanlarında da iktisadi analizden faydalanıyorlar. Fakat bizde durum biraz daha farklı burada, hakikaten öyle. Sizin bu bahsettiğiniz yani ülkemizdeki zihniyet mevzusuna da iktisadi analizden çok az profesyonelin mi faydalanması nedeniyle bir
aslında sıkıntılı bir ortam var? Ya da daha iyi nasıl olabilir? İktisadi analizden diğer işlerle uğraşanlar nasıl faydalanabilirler veya nasıl bu yayılabilir bilmiyorum. Soru çok iyi, şöyle söyleyeyim. İktisat okumanın yani ilk bir senenizde, iki senenizde iyi bir iktisat öğretmenine rastlayıp iyi iktisat okumanızın sadece iktisatla bence hiçbir alakası yok. Hayatınızın geri kalan döneminde karar alma sürecinde de size bence muazzam faydaları var. Yani ben en azından faydasını gördüm ve olduğuna da hakikaten çok inanıyorum. Onun için sadece iktisatla uğraşanların değil, diğer dallardaki insanların da o düşün, economic way of thinking diyorlar ona mesela, iktisadi düşünme yöntemi diyorlar. O çok önemli bir şey. Bunun çok basit örnekleri de var tabii ki yani, ama hani işte muhasebe ile mesela iktisat farkı diye baktığınızda muhasebe karı iktisadi kar anlamına gelmez değil, mesela. Tabii. Hep işte fırsat maliyeti üzerinden yani, olan bir ilk sınıfta çok iyi öğretmeniz gereken ve çok iyi anlaşılması gereken şeyler, ama anlarsanız aslında çok çok da önemlidir. Yani size bir sabit maaş teklifi vardır. Bir de kendi işinizi yapmaya kalkarsınız. Sabit maaş yapsanız işte 120 bin lira alacaksınız mesela yılda. Kendi işinize giriyorsunuz. Muhasebeciniz geliyor size diyor ki işte muazzam bir ilk senemizde bile 100 bin lira kar yaptık diyor. O 100 kar değil, 20 zarar diye bakman lazım. Çünkü benim emeğimin de orada fırsat maliyeti var. Ben 120 bırakıp buna geldim. Eksi 20 falan işte iktisadi kar, muhasebe kar. Ha, böyle bakabilmek de aslında tabii ki çok çok önemli, ama dediği meslektaşımızın çok çok önemli. Bir de şöyle bir şey var mesela. Hukuk özellikle bence çok çok önemli. Hukuk, mantık, iktisat çok fazla içeren. İktisadi düşünme yöntemi ve mantık, yani ispat yöntemleri. Bunlar da iktisatta çok fazla var. Çok kullanılan bir yer ve hukukun yani mevzuattan çıkıp başka bir şey olmaya dönüşmesi de bence çok çok önemli. Yani hukuk felsefesi de kendi başına. Yani bununla ilgili de mesela bir dolu fikrim var benim hukukla, ama burası yeri değil anlatmak. Ama hukuk da mesela burada çok el üstünde tutulan bir iktisat gibi aynı dal değil maalesef. Yani. Hocam belki maalesef. Kesiyorum. Aslında burası tam onun olduğu bir yer. Yani biz... İstanbul Hukuk Fakültesi de var tabii ki. Ondan demiyorum. Yani. Yok. Yani tamam, temel yerdir bu İstanbul. İzliyorlarsa tamam, bir şey demeyelim, ama yani yine de şöyle bir durum var. Yani biz burada çok ana akım, evet ana akım iktisat öğretiyoruz, ama biz birazcık daha yani Alman Tarihçi Okulu'nda bir etkisiyle biraz daha dışarıdan, daha farklı alanlarla yani sosyolojiyi, hukuku, tarihi içine katarak da aslında bir eğitim modeli oluşturmuş bir fakülteyiz. Yani o belki günümüzde eskisi kadar hissedilmiyor olabilir, ama hala bir ekol olarak o bir yerlerde duruyor. Belki biraz canlandırmaya ihtiyacı olabilir. Dolayısıyla sadece mevzuat anlamına gelen hukuk bakış açısını değiştirebilecek bir şey var aslında. Yani Türkiye özelinde de belki var bu. Tabii aynısını şöyle söyleyeyim. Aynısını hukuk fakültelerinin de yapması lazım. Mesela hukuk fakültelerinde iktisat dersinin bence zorunlu olması lazım tabii. Mesela bana İlk sorarsanız. İlk müfredatlarında iktisat dersleri yoğundur bilirsiniz. Yani. Olması lazım. Bir iki hakiki mantık derslerinde yani ispat yöntemleri üzerinden tabii, mantık yani derslerinde vergi, olması lazım. Vergi ticaret dışında yani. Evet, hani yine iyi bildiğim örnek olduğu için söylüyorum, siz de biliyorsunuz. Yani mesela Amerika'da hani law ve medicine dediğiniz iki tane dalı okumadan pre yapıyorsunuz. Yani pre law okumadan law okutmuyor zaten. Hukuk o kadar önemli bir şey ki bir önce tabii. Başka bir şey oku geliyor. Ben sana sonra bunu tabii, okutacağım tabii, vesaire. Öyle. O eksiklik var. Bir şey daha demişti mesela. Ona bir örnek verecektim aslında. Şey mi? Son söylediğiyle ilgili neydi Serdar? Bir daha zihniyet, zihniyet mevzusu mu? İktisadi analizi nasıl katabiliriz? Diğer bilim dalları iktisadi analizden nasıl faydalanabilir? Profesyoneller açısından. O vardı ama unuttum. Neyse pas geçeyim. Yani bir profesyonel olarak sadece iktisatçılar iktisadi bir. Evet o değil. Başka değil bir örnek vardı aklımda da örneği. Hah yakaladım, tamam. Profesyonellerce kullanılmama mesela nosyon evet. Diyorsunuz ya. Bu mesela çok yakın zamanda hep kullandığım bir argüman benim. Çok reel bir durumdan kaynaklanıyor mesela. Türkiye'de bankacılık sektöründe problemler var. Var biliyoruz. Şirketlerde problemler var. Üst tarafta bunun tezahürü elbette oluyor siyaset tarafına falan vesaire. Ve işte çözüm önerileri konuşuluyor, tartışılıyor falan. Ben hep şunu söyledim. Bankacılık sektörü mesela yukarıya çözüm önerilerini götürdüğü zaman bankacılıkta şöyle şöyle problemlerimiz var. Böyle böyle çözüm önerilerimiz var diye götürdüğünde yukarısı İngilizcesi knee jerk reaction yani refleksi bir hareket olarak şöyle bakıyor. Siz kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yani şimdi iktisata dönelim burada. Bankacılık bir partial equilibrium, kısmi denge çözümü götürüyor. Kısmi denge çözümü. Halbuki biz bankacılıktan bir genel denge çözümü gittiğini görebilsek. Yani bu bankacılık sektörüne dair olan çözümler, işte bir tane diyelim DSG modeliyle mesela, Dynamics General Equilibrium modeliyle, bir genel denge modeliyle bankacılıkta bunlar devreye girdiğinde emek piyasası, mal piyasası, hizmet piyasası şöyle etkileniyor götürdüğünüzde siyasetçi sizi daha kolay dinleyebilecek. Ama siz bankacılıkla ilgili bankacılık çözümleri götürdüğünüzde kendini kurtarma diye bakabiliyor. Halbuki sizin götürdüğünüz kısmi denge çözümü
%99 ihtimalle genel denge çözümüyle zaten örtüşecek. Evet. Bütün mesele o kafa yapısıyla onu oraya prezante edebilmek. Edemediğiniz zaman sıkıntı çıkıyor. Şimdi bu sunum problemi, sunum değil zihniyet problemi. Yani genel denge nosyonuyla ekonomiye bakarsanız bir türlü bankacı olursunuz. Bankacı diye bakarsanız başka türlü bankacı olursunuz. Onun için yani kimse muaf değil bahsettiğim sıkıntılardan, zafiyetlerden. Yani çok iyi 3 kilo matematik, 5 kilo fizik okumuş olabilirsiniz ama yani bu illa iktisadi zihin dünyanın zengindir anlamına gelmiyor. O tesadüf sonucu olmuş olabilir, rastlantıyla olmuş olabilir. Yoksa çok iyi başka bir eğitim alıp bu toprak zihniyetiyle büyüdüğünüz için sizde de o eksiklik gayet baki olabilir. Bu çok mümkün ve o insanı suçlayamazsınız o yüzden. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Niye sizde yok falan diyemiyorum mesela. Olmaması normal. Tam tersi anlıyorum aslında. O yüzden yüklenirken de hani devletin olsun, özelin olsun birazcık bunları göz önüne alarak yüklenmek lazım. Başka şansları var mıydı diye bakmak lazım aslında. Hı hı. Sağ olun hocam. Hiç olmuyor da değil bu. Şansları da oluyordu. Yapmamayı tercih ettiler. Öyle bir durum da var ama bazen de hakikaten anlıyorsunuz ki başka türlü yapamazlardı. Hı hı. Hocam iki soru var aynı minvalde olduğu için birleştirerek soracağım. Mesela Türkiye'de iktisat eğitiminin daha iyi olabilmesi için istediğiniz değişiklikleri yapabilecek olsanız neler yapardınız? Buna yani şunu da yani ek olarak söyleyebiliriz. Bu değişiklikleri yapma niyetiyle iktisat eğitimi almak da normal mi? Böyle bir iki soru var, onu birleştirelim. İkincisi sorun. Çok iddialı bir şey. Yani çok iddialı bir şey tabii ki. Hani onu yapmaya fırsatın olana kadar geçmen gereken merhaleler falan çok zor şeyler tabii ki. Onu hani o anlamda yani pas geçelim. Sanki iktisat ilmi üzerinden, bilimi üzerinden bunu değiştireceğim bakış açısı herhalde sorulan bir şey. O çok zor. Ama diğeri sizde öyle bir yetki olsa ne yapardınız? İktisat eğitimi anlamında Türkiye'de. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir hata var arkadaşın sorusunda. Benim yapacağım şeye egzojen bir faktör gibi bakıyor. Yine egzojen bir şokla durum düzeltmeye kalkma isteği aslında bu. Bunun endojen bir şekilde içeriden düzelmesi lazım. Yani dışarıdan herhangi birinin bir yetkiyle, olağanüstü yetkiyle düzeltebileceği falan bir şey değil bu. Mümkün değil. Bunun endojen bir şekilde kendiliğinden meşakkatli, zahmetli, biraz kan ter gözyaşıyla olması lazım. Ama şöyle söyleyeyim yani diyelim ki şöyle basit bir soru sorsaydı bana. Bir yeni üniversite kuruldu özel. İşte sizi de şununla ilgili göreve koştular. Buraya bir ekonomi departmanı kur dedi deseler şöyle bir şey yaparım. Yani kaynağım ne kadar diye sorarım. Bir, o kaynağı mümkün olan en iyi öğretim yararına kullanmaya çalışırım. Kaynağa veri alıp, kısıt alıp tabii ki. Ona göre planlamak. Ona göre. Bir de şunu yaparım. Yani ben 4 tane dalda iyi olmaya mı çalışayım, 2 tane dalda süper iyi olmaya mı çalışayım bir şekilde. O durumu bilemem yani. Ama o durumda bakmam lazım. Kaynaklarıma bakarım, yapabileceğimin maksimumunu yaparım. Eğer biliyorsam ki aşağı yukarı iyi insanlar hangi dalda neler falan onları istihdam etmeye çalışırım. Ya bu kadar basit aslında. Yani başka bir şey de yok. Faizle ilgili sadeleştirmeyi konuşuyoruz ya. Biraz aslında ekonomiyle ilgili de sadeleştirerek bir mesela departman kurma, bölüm kurma gibi. Tabii yani öne aslında eğer tabii iktisat bölümde okuyorsanız mesela kaynak lafını kullandı. Kaynak lafı çok önemli bir şey şundan dolayı. Mesela adını vermiyorum ama işte iyi üniversitelerden bir tanesi şeyine çok iyi programına baktığım için 7 tane ekonomi modülü var. Yani ekonomi okuyorsunuz ama 7 modülden birini seçebiliyorsunuz. Opsiyonlarınız şöyle, bir tanesinde işte temel ekonomi eğitimini alıyorsunuz. Yanına caz tarihi, işte danslı, şuydu, buydu falan koyuyorsunuz. Major ekonomi mezun oluyorsunuz. 7. modülde neredeyse iyi bir üniversitede doktora birinci sınıfı bitirmiş bir öğrenci gibi mezun oluyorsunuz. Seçimi size bırakıyor. Seç diyor hangi modülü istiyorsan ama öyle bir kaynak var ki bu 7 modülü de sana verecek olan aynen insan kaynağını orası kullanabiliyor. Şimdi bu çok büyük bir lüks tabii ki elbette. Öyle olmadığı için de biraz kısıt düşünmeniz lazım. Aslında bununla ilgili bir tane örnek vereyim. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde biraz matematiksel bir iktisat eğitimi veriyoruz. Hep de öyle verdik zaten yani. Bu bazen öğrencilerden şikayet konusu oluyordu. Benim bölüm başkanı olduğum zaman da bayağı yoğun bir şikayet geldi. Burası mühendislik fakültesi mi? Her şey matematik falan. Bizim mesela istatistik dersimizin adı Mathematical Statistics'ti ve biz matematik kitabı kullanıyorduk. Yani sürekli lemma, proof, lemma, proof, lemma, proof. İspatlar şunlar bunlar, moment changing functionlar falan. Tamam çocuklar biraz dağılıyor ediyor falan ama hani bir ileride kıymetini anlarsınız. Bir de iki bu anlamayacağınız şekilde de işinize yarayacak diye ben hep konuşurdum ama böyle bir ciddi muhalefet oldu ve hani ufak yarı başkaldırı gibi çocukları topladım ben büyük toplantı salonuna.
Saatli Kule Boğaziçi Üniversitesi'nde. Peki hepsi mi itiraz ediyor birden dörde kadar? Yoksa dörtler alışmış mı artık? Yok. Yani ikiler daha çok ikinci sınıfta ama iki üçler de yani ekonometri zor. Sonra bir işte zor bir makro dersi girdi devreye falan filan. Böyle fazla matematikselleşti bölüm falan şikayet var. Ben de çocuklara şunu söyledim. Yani bakın dedim burada biz topu topu işte kaç hocayız? 11 hocamız, 12 hocamız öyle bir şey. Burası bir devlet üniversitesi. Yani kamunun fonladığı bir yer burası. Vergi verenlerin buraya yaptığı katkılarla okuyorsunuz hepiniz. Bedavayı okuyorsunuz. Sizi birisi aslında finanse ediyor buradaki eğitiminizi. Ben kıt kaynaklarımla hepinizi doktoraya gidecekmiş gibi eğitmek zorundayım diye hissediyorum. Giderseniz gitmezsiniz. O ayrı mesele ama benim hissettiğim sorumluluk hepinizi doktoraya gidecekmiş gibi hazırlamak. Onun için kusura bakmayın. Buranın ekonomi departmanı böyle çalışıyor. Yani her öğrencim benim Amerika'da bir yere doktoraya gidecekmiş gibi yetiştiriyor sizi. Ama bunu beğenmiyorsanız size kucağını açacak bir dolu üniversite var Türkiye'de. Yani gitseniz ben Boğaziçi'nden geliyorum diye alırlar sizi. Yani reddetme transfer olursunuz. Buraya transfer zor. Buradan transfer kolay. O zaman öyleydi. Hala da biraz öyledir belki Boğaziçi Üniversitesi'nde bilmiyorum ama. Yani burada size yaptığımız şeyin aslında doktoraya gidecek çocuklar için en iyisi olduğuna, gitmeyecek olanlar için ileride bir şekilde faydası olacağına inanan çocuklar olduğunda sizin bir kere kani olmanız lazım. Yani ben mesela örneğiyle vereyim. İşte bizim Murat Hoca vardı rahmetli, Murat Sertel. Çok acayip şeyler öğretti bize yani rahmetli. Çok zorlanırdık derslerinde ama yani yaparken de ben mesela notlama falan topoloji öğretti bize. Yani reel analiz olmadan topoloji falan öğrendik. Biz garip ispatlar falan filan yaptık. Sonra ben makro ve ekonometriye kaydığım için onları kullanmadım iktisatçı olarak. Ama şunu gördüm. Ya onlar kafanızı öyle bir açıyor ki yani bilmediğin bir şeyle, hiç görmediğin bir şeyle uğraşmayı sana öyle bir öğretiyor ki sana dalında bir challenge geldiği zaman İngilizce'yle onunla da uğraşmayı beceriyor oluyorsun. Yani onun faydası yok diye bir şey değil. O sonra sen o mikro ve mekanizmizane gitsen de gitmesen de sana çok faydası olan bir şey aslında. Zihinsel ama, hazır olma. Aynen. Şimdi o çocukları tabii ki o yaşta ona ikna etmek çok kolay olmuyor ama yani hepsi akıllı çocuklar, uslu çocuklar demeyeceğim, akıllı çocuklardı. İkna oldular ki evet ya bu hakikaten öyle olması lazım galiba ve biz o eğitimi devam ettirdik. Sonra biraz yumuşadı galiba ama eski kadar değil sert galiba ama kaynağı biraz genişlediği için ben de isterdim ki Boğaziçi'nde 5 tane modül verebileyim mesela. 36 tane hocam var. Değişik modüller veriyorum. Çocuklar hangisi? Öyle bir şey yok. 12 tane hocayız. Kan ter gözyaşı. O zaman hepiniz doktora gidecekmiş gibi ben vermek zorundayım diyorsunuz. Yani önemli olan şey o soruya istinaden kaynak. Kaynak üzerinden bir planlama yapalım. Aynen. Alokasyon yapacaksınız yani. Aynen. Tamam hocam. Sağ olun. Hocam bir soru daha var. Biz Ufuk Hoca'ya şeyi sormuştuk. Bizim öğrencilerine, daha doğrusu genel olarak söyleyeyim, İktisat öğrencilerine ne önerirsiniz gibi. Onunla irtibatlı bir soru. Hoca şey demişti mesela. Ya kendi aranızda bir gruplar kurun veya işte arkadaş olduğunuz, sınıf arkadaşı, iyi olduğunuz 2-3 kişiyle beraber raporlar okuyun. Bazı iktisadi raporları yani internetten indirerek onları okuyun, onun üzerinde biraz konuşun. Ya böyle yani entelektüel bir faaliyet gibi ama aynı zamanda yormayacak bir faaliyet gibi. Soru şey yani bu anlamda ne önerebilirsiniz? Mesela kitap olarak birkaç soruyu da birleştiriyorum bununla. Kitap vesaire ne okusunlar, hangi becerilere odaklansınlar, ne yaparlarsa daha iktisadi analizi öğrenmeye yaklaşırlar gibi böyle 2-3 soruyu bir arada sormuş olayım size. Doğrudan öğrencilere yönelik bir şey. Yani basit tabii, cevabı basit de olabilir ama öyle bir soru. Yani cevap biraz basit, biraz değil. Biraz değil. Basit tarafı şu, benim kanaatim tabii burada bir kişisel sapma var, kişisel bias İngilizce var. Ben dedim ki mümkün olduğu kadar araç kitlerini zenginleştirsinler. Yani özellikle istatistik çok iyi öğrensinler. Ekonometri istatistik öğrenmeye bayağı kafayı tırsınlar. Çünkü aksi takdirde elinizi kirletmeden bir şeyleri çok fazla anlayabilme, içselleştirme şansınız olmuyor maalesef. Öyle olduğu için de metrik kısmına biraz abansınlar derim ben. Mesela benim o grafiğini gösterdiğim, adını vermedim arkadaşımla çok iddialı şöyle bir niyetimiz vardı. Yapamadık, hakikaten iddialı. Ama bir makro iktisat kitabı yazalım dedik. Tamamen istatistik bazlı olsun kitap. Yani çocuklara milli gelir öğretiyoruz mesela, milli gelir. Ondan sonra datasını veriyoruz ya da enflasyon datasını veriyoruz. Şimdi bunu komponentlerle ayırın diyoruz. Yani cyclical component, trend component, irregular component ve seasonal component. Mevsimsel, irregular, trend ve döngüsel komponentlerini ayırıp bakalım bize ne söylüyor. Bu istatistik şimdi baktığınızda ama hani bunları görmeden baktığınızda da çok abuk sabuk yerlere gidebiliyorsunuz mesela. Yani istatistik o anlamda çok önemli. Canım bu makro, evet ama
makroyu da istatistik bazda bakabilmek aslında çok çok. İşte demin size gösterdim trendler falan filan var ya mesela dekompozisyonlar. Evet. Onlar benim için artık deskriptif. Yani onlara zaten bakarak ben ne yapacağım diye biraz düşünebilirim. Aksi takdirde onlar artık analitik bir hali değil yani. Ben analitik aslında ama analitik bir yerden sonra deskriptif olur. Daha başka türlü bakmanız gerekir. Oralarda da sürekli ilerlemeniz mümkün tabii ki elbette. Ama önce bence bu tür yetenekleri edinmelerinde çok çok büyük fayda var. Bu bir. İki, Ufuk'un dediği doğru. Şunu yapabilirler. Yani çok iyi ekonomi gazeteciliği yapan gazeteler çok fazla yok. Türkiye'de pek yok. Bazı yazıları yanlıştır. SMM'ye kadar da gidebilir ama mesela FT, Financial Times aslında çok iyi bir kaynak. Yani dünya ile ilgili okumak için, ülkelerle ilgili okumak için o kadar iyi olmayabiliyor. Genel olmayabiliyor ama evet global resmi yakalamada falan filan hani dengeler nasıl oluyor, nasıl değişiyor bilmem. Egzojen endojen değişkenler hangileri nasıl etkileşim var? Biraz oradan bakarlar. Ya şunun datasını ben bir alayım bakayım, çekeyim bir yerden derler ve artık bir dolu çok iyi database'ler var. Yani evet, free access olan alabildiğiniz. Evet. Oradan datayı alırsınız. Gazetede bakayım bu demiş. Ben bir bakayım bu hakikaten böyle gözüküyor mu diye bir elinizi kirletmeye başlarsınız. Ondan sonra sarmaya başlar zaten bu. Yani gittikçe daha sofistik yöntemlere bakmaya çalışırsınız. İşin eğlenceli, hoş tarafı zaten bu bana sorarsanız. Aksi takdirde işte küçük oğlumun dediği gibi üfürükçü olursunuz yani. Tamam hocam. Yani isterseniz bir son bir soruyla bitirelim. Bayağı olur, olur. İki saate yaklaştık. Yani şöyle bir, biraz hocam lisansüstü seviyede bir soru. Yani lisansüstü öğrencilerden gelen bir soru. Mesela iktisat doktora programlarında ya illaki sorun görürüz, ararsak bulursak ama yani iktisat doktora programları daha nasıl geliştirilebilir? Yani bunu şöyle, o maharet dediniz ya, maharetlerinizi geliştirin lisans öğrencileri açısından. İktisat doktora programlarında Türkiye'de öğrenciler belli bir seviyenin üstünde oldukları için aslında oradalar. Ama pek bunun olmadığı şeyler de var. Yani örnekler de var. O bağlamda nasıl bir lisansüstü eğitim, ne diyelim, hem güncellenmesi hem geliştirilmesi yapılabilir? Ya bunun cevabı çok kolay bana sorarsanız. Best practice diye bir şey var. Best practice, yani bunun iyi olduğu yerler neresi diye bakarsanız alırsınız, götürürsünüz yani. Yani iyi yapılan yerleri almak, evet, örnek olarak evet, kullanmak. Evet, yani iyi bir şey varsa yeniden Amerika keşfedin bir anlamı yok. Yani iyi niye iyi oluyor anlarsanız siz de o iyi olma sebebi üzerinden kendinizi iyileştirebilirsiniz. Yani. Peki o iyi dünya çapındaki örnekler mi? Tabii tabii. Yani ülke olması Türkiye ben... Içinde... Şimdi bu da çok iyi bir soru. Kapasite... Senin getirdiğin soru çok iyi bir soru. Türkiye mi diye. Akademi lokal bir şey olamaz. University tanım itibariyle universal'dır zaten. Yani lokal olması mümkün değil. Türkiye'de profesörsün ama... Aynen. Sofya'ya gittiğin anda kimse sana profesör demiyor. Çok garip bir durumdur. Olmaması lazım bir şey. Yani profesörseniz aşağı yukarı her yerde biraz profesörünüzün olması lazım. Bunun da bir metriği var. Hiç ölçülemez bir şey değil bu. Ölçebiliyorsunuz tabii ki elbette. Yani o kavramlar üzerinden gitmeniz lazım. Bu dediğinle ilgili yine o çok sevdiğim, saydığım arkadaşımla ilgili hep şöyle konuşurduk mesela. Aynı cevap. Anketler geliyordu mesela. İşte sizce Fed ve ECB'nin performansı nasılydı mesela diye. İşte TCMM'deki nasılydı falan filan. Bizim cevaplar hep şu: çok iyiydi, çok iyiydi. Nasıl yani? Ya çok iyiydi tabii ki, çünkü orada şimdi Fed'de, ECB'de ve TCB'de 7/24 bununla yatan kalkan en az benim kadar donanımlı insanlar var. En az benim kadar. Bunlar bütün gün bununla uğraşıyorlar. Ben günde 20 dakika bakıyorum Merkez Bankası'na ve ben sonunda onların 7/24 görmediği hataları görüp kötü diyeceğim. Ya böyle bir şey mümkün değil yani. Hani Fed'de yapılan yanlışlar, paradigma değişikliği varmış da Fed'ler okuyamıyor falan. Böyle Twitter'lar falan görüyorum mesela. Ya sen burada oturduğun koltuktan 2 dakikada bakıp oradaki 200 tane analistin 7/24 ve çok kalifiye analistler bunlar. Göremediği şeyleri nasıl görebildiğini tahayyül bile edebiliyorsun, ben bunu anlamıyorum mesela. Böyle bir şey imkansız. O yüzden hani nasıl yaptı bunlar, nasıl gittiler dediğinde ben nasıl çok iyi gittiler diyorsam, ne yapmamız lazım ki çok iyi olsun diyorsanız da best practice'a bakacaksınız yani. Hani o arkadaşlara şunu sorarım mesela. Sizce iyi yer neresi o doktora programında? Ya bence iyi yer Princeton dedi ya, bence yer LSE dedi mesela. O zaman LSE'yi yaptın, yap diyeceksin. O zaman yapabiliyorsan tabii ki orada ne devreye giriyor? Kaynak devreye giriyor. İnsan kaynağı, para kaynağı, oydu buydu falan vesaire. Bu kolay bir şey değil. Yani iyi üniversite kurmak çok zor bir şey aslında. Çok zor bir şey. Çok zor. Hocam bir soru daha geldi bana, yani özelden gelenmiş, onu da size aktarayım. Yani bugün biraz dil üzerinden gittik. İşte İngilizce kavramların bazılarının Türkçelerin olmadığını konuştuk. Doğal olarak böyle bir herhalde soru oluştu kafalarda. Yani iktisat ne kadar Türkçe okunabilir?
Türkçe okunabilmesi için illaki o bulunan toplum yapısının iktisadi bir toplum mu olması gerekir? Gibi bir soru var. Yani şeyi anlıyorsunuz değil mi? Biraz böyle herhalde kışkırttık biraz şeyi öğrencilerimiz veya izleyenleri. Dolayısıyla böyle bir soru da var. Onu da sormuş olayım. Yok, gerekmeden okutabilirsin zaten. Sen mesela anlatarak, izah ederek. Tabii. Sen mesela Hasan Hoca'nın Ersel'in bir tane kitabından bahsetmiştin. Evet. Ben Tuncer Hoca'nın, Tuncer Bulut'a Genel Denge Kuramı kitabı vardır. Çok eski, çok muazzam bir kitap. Full Türkçedir. Hani Murat Hoca'nın derslerinde onu da okurduk bu arada. Yani. Sertel Hoca'nın dersinde. Tuncer Hoca'nın kitabını da okurduk. Mükemmel Türkçe kitaplar. Okutursunuz ama şunu da yapmanız lazım. Yani bence bunu anlatırken bakın bu şöyle bir hal. Bunun karşılığı Türkçe'de yok ama bu demektir. Dolayısıyla olmadığını bilerek gidelim, niye olmadığını anlayalım ama biz artık bunu biliyoruz. Yani biz bu kavrama artık yabancı değiliz, bunu biliyoruz ve bunu yayalım. Şimdi bu ne kadar yayılırsa ve toplum ne kadar bunun üzerinden düşünmeye başlayan bir toplum olursa, bu zihniyeti oluşturursa, o zaman bu tür şeylerin karşılığı zaten otomatikman dilinizde olacaktır. Onun için okuduğunuzda İngilizce bir şeyi tercüme ederken, aa bu diyorsun, bu diyorsun, sonra böyle bir şeye geliyorsun, bunun karşılığı yok. Niye onların var da bunun yok mesela? Niye masanın karşılığı var da bununki yok? Çünkü masa var görüyorsun ama bu yok zihin dünyada. Yani kavram soyutlaşınca bazen zihin dünyada olmayabiliyor. Ama ne olduğunu anladığın zaman elbette Türkçe iktisatı da öyle öğretirsin elbette. Ama iki dilde öğretmek bence her zaman çok daha iyi. Yani hem Türkçe hem İngilizce. Yani çünkü bir de şöyle bir şey var, onu da reddetmenin bir anlamı yok. Bu dalın dili biraz İngilizce. Almanca değil, Fransızca değil, İngilizce yani. Yani Fransa'da çok muhteberli doktora programları İngilizce, Fransa'da yani. Olacak iş değil. Fransızların bunu yapmış olması mümkün değil, olacak iş değil ama yani. Ama mecburen. Aynen. Tiroller vesaire iki yerde birden hocalık yapmak durumunda bu yüzden kalıyor zaten. Doğru. Hocam çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz de sağ olun yani inşallah. Çok güzel, çok doyurucu. İşe yaramıştır. Yani aynen. Öğrencilerimiz de memnun kalmışlardır. Çok teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür benden. Çok biz, sağ olun. Biz biraz yani bu şekilde söyleşilere devam edeceğiz. İktisat Network yani bu yapılanmayla beraber. Sadece aslında ekonomi üzerinden de değil, yani biraz business tarafıyla yani işletme, biraz işte political science yani daha siyaset bilimi kısmıyla da bundan sonra bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. O anlamda da hani o ekonomi ve iktisadi analizin başkaları tarafından da sahip olunacak bir hale gelmesi, o bakımdan belki bir araya getirebiliriz belli bir şey sonra. Oturum sayısı arttıkça belki. Bir de teknik tarafını da vurgulayın. Çünkü evet. O tarafı da vurgulayın. Yani birileri de gelsin size çok teknik bir şeyler anlatsın. Teknikten kastınız mesela hocam? Yani istatistik, aynen, belli ölçme yöntemleri vesaire, estimation metodları, şunlar bunlar. Hani niye bu metodu değil de bunu seçeriz böyle bir durumda, örnekleriyle hayattan falan anlatsın ki arkadaşlarının kafası biraz oraya da eksin. Çünkü o tarafı ittirmezseniz bu taraftaki atalet devam eder. Yani o tarafı ittirip onun niye önemli olduğunun bence kavranması birinci öneme ait. Onu anlamazsanız böyle aynı düsturla gideriz, o da sakıncalı bir şey birazcık. Efendim hocam? Hocam yani dekan hocamız oradan söylüyor. Belki duyulmamıştır. Önereceğim insanlar mı? Şimdi biz de şöyle deriz hocam. Bir şey önerirseniz sahibi olursunuz yapacak kişi olarak. Yani bir söz alabiliriz belki teknik anlamda bir ders veya bir şey söyleşi içinde diye söylüyor hoca. Onu veya beraber de planlarız. Belki birkaç tavsiye de alabiliriz sizden. Olur tabii tavsiye. Böyle ben bildiğim şeyleri benden iyi bilen insanları çok iyi biliyorum. Hiç problem yok. O en önemlisi demiştiniz ya gelirken. Doğru. Hocam çok sağ olun. Çok siz de sağ olun. Teşekkürler. Siz de sağ olun. Herkese hoşça kalın diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu ufuk açıcı ve dikkat çekici söyleşi için Doktor Cevdet Akçay Bey'e çok teşekkür ediyorum. Plaketini vermek üzere İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Sayın Yorgun'u sahneye davet ediyorum. Buraya herhalde. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi teknik konularda da sunumlar beklediğinizi ifade ederek çok sağ olun. Zahmet ettiniz. Ediyorum. Çok sağ olun. Tekrar teşekkürler. Geldikleriniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Şöyle şey yapalım. Ambali olmuş mudur çocuklar? Çok güzel oldu bence. Tekrarına aslında bakabilirler size. Değerli konuklarımız İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu İktisat Network Söyleşileri etkinliğinin sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Katılımları ve değerli katkıları için başta değerli konuğumuz Doktor Cevdet Akçay olmak üzere çevrimiçi olarak bizleri takip eden siz sevgili öğrencilerimize, mezun ve mensuplarımıza en içten teşekkürlerimizi sunar. Bir sonraki etkinliğimizde sizleri tekrar aramızda görmekten büyük bir onur duyacağımızı belirtiriz. Etkinliklerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.